Efendim herkese iyi gecelerin sıra dışına hoş geldiniz. Bu gece çok değerli bir konuğum var. Bir dönem CHP Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış. Hatta bir dönem CHP'de ikinci adam olmuş. Hatta bir dönem CHP'nin devlet bakanı olmuş. Yani daha doğrusu CHP'den de, yani CHP'liyken devlet bakanlığı yapmış. Daha da birçok şeyi sayabilirim. CHP'nin kurucularından, yeni dönem kurucularından da diyebilirim. Mehmet Sevilgen stüdyo konuğum. Benim hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Yani şimdi o kadar güzel şeyler söyledin ki yani çok ikinci adam bilen tabii değil de. Öyle. Yani hakikat bu. Çok çalıştık bir ara evet. Şimdi Mehmet Sevilgen'le birçok ortak özelliğimiz var. Bunlardan biri hemşeri olmamız. O da Malatyalı. Ben de Malatyalıyım. Biz Sayın Sevilgen'le çok uzun yıllara dayanan bir abi kardeş ilişkimiz var. Bunu da söyleyeyim. Dünya görüşlerimiz farklı. Ama eskiden, geçmişte işte dünya görüşleri farklı diye kimse kimseye düşman değildi. Oturur muhabbet eder, çay içer, yer içerdik, konuşur tartışırdık, sarılır ayrılırdık. Ama sonradan bir şey oldu. Ve bu bir şey öyle bir hale getirdi ki nefret söylemi. Şimdi bunu hep söylüyorum. Yeni nesle yani 10 sene öncesini, 11 sene öncesini diyeyim. 11 sene öncesini bilmeyen yeni nesle anlatmak zor. Yani şu CHP'lilerle konuşurduk, otururduk. Efendime söyleyeyim. Mesela Deniz Baykal. Ben kaç defa aradım, o kaç defa aradı. Dur. İrtibatımız vardı. Bosna'dan sonra bizim için ne kadar güzel şeyler söyledin yani. Yani ondan tabii sonra. Böyle bir dönemden bambaşka bir yere geldik. Şimdi Mehmet Sevilgen'i ekrana çıkarmak bir de şöyle bir. Yandın yani. Ha problem. Şimdi benim kendi, açımdan değil. Kendi bak, tarafından da sana çok baskı geliyor. Yok emin ol yok. Yani yok ben mu? Kemal Bey'i de 5000 defa tabii programa burada, davet ettim. Ekrem Bey oturdu burada. O da oturdu. Yani beni çıkarmıyorlar dedi. Buyur dedim. Operasyon çekti. 1 milyon dolarla saldırıya geçti. Önemli değil onlar ama bizim böyle bir derdimiz, benim böyle bir derdim yok. Onu söyleyeyim. Ama sizin açınızdan şöyle. Yandaş kanala gitti de orada. Yani ne söylediğine bakmak lazım ya. Evet. Ne söylediğine bakmak lazım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Turgay çok teşekkür ederim. Ne burada demek? Arkadaşlarımı gördüm. Hemşerilerimi gördüm. Bu ayrı bir konu. Eskiden tabii söyleyince aklıma geldi. Demokrat Partili Doğru Yol Partili bir milletvekili kürsüde İsmet Paşa'yı müthiş bir eleştirmiş. Eleştiri dozunu çok ilerletmiş. Süleyman Demirel bu milletvekillerinin yanına çağırmış. Demiş ki gel buraya, milletvekilini götürmüş. Bak arkadaş demiş. Bunun arkasında 2 tane Kurtuluş Savaşı var. Senin demiş üstünde bizim terzinin diktiği elbise var. Dozunu demiş biraz ayarlayacaksın. Biz eskiden milletvekili arasında Salih Kapusuzlar vardı. Bizlerle Kapusuzlar vardı. Evet. AKP ile Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın böyle Türkiye meselelerinde karşılık oturur, konuşur. Eğer grup başkan vekilleri aralarında Salih Kapusuz bizim grupta ayrılmazdı. Bizim Ali Bey, Bülent Tan'la bizler giderdik öbür gruptan bir ihtiyaç varsa karşılıklı konuşurduk. Birbirimize derdimizi anlatırdık. Türkiye'nin çıkarı neredeyse, milli duygular varsa biz o konuda birleşirdik. Ayrı gayrımız olmazdı. Şimdi böyle düşmanlık üzerine kurulduğu zaman olmuyor Turgay'cığım. Yani sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla, sırf hükümet düşmanlığıyla yaptığı iyi şeylere doğru demezsen, kötü yanlış yaptıkları şeylere yanlış dediğin zaman kimse bize inanmıyor. İnandırıcılığımızı kaybediyoruz. Bir siyaset adamı için en kötü şey nedir biliyor musunuz? Bütün gençler örnek olsun diye söylüyorum. İnandırıcılığını kaybetmektir. Ya doğru yaptıkları şeylerde doğru. Ama yanlış yaptıkları şeylerde yanlış diyeceğiz. Göğsümüzü gere gere çıkıp bağıracağız, meydan okuyacağız. Diyeceğiz ki arkadaş sen burada yanlış yapıyorsun. Bak mesela bugün Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dikkat ettiniz mi? Yani benim o da Gazi Osman Paşa'dan. Mesela Gazi Osman Paşa'da 2 siyasetçinin damgası vardır. Biri Süleyman Soylu, biri de Mehmet Sevilgen'dir. Yani bunu da herkes bilir yani. Yani o senin iyi düşüncen. Bak Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı. Bizim bölgede, mesela bizim Sarıgöl'de, Gaziosmanpaşa'da, o merkez mahallesinin arka taraflarında, Gazi'de, okulların önlerinde uyuşturucular cirit atıyordu. Turgay, nefes alamazdık çocuklarımıza, kan emiciler vardı. Bak bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptılar. Çocuklarımızın, o gençlerin, öğrencilerin, öğrencilere kadar, o ilkokullara kadar inmişti. Ve hiçbir şey yapmasa bu adam bunları durdurdu. Şimdi Allah aşkına ben şimdi Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğim zaman CHP'liler bana niye kızsın? Ya niye kızsın? CHP'linin aileleri, çocukları o uyuşturucudan kurtulmuyor mu? Ve onun için gerçekten buradan teşekkür ediyorum kardeşim. Bir Gazimanpaşa olarak. Ki Gazimanpaşa bazı mahalleleri ızdıraptıydı bu tabii konuda. Tabii kesin dolu. Gazi Mahallesi, Gazimanpaşa bizim aşağıdaki derelerdeki ilkokullarımızın önüne kadar uyuşturucu gitmişti. Beyoğlu'nun arka sokaklarına kadar. Şimdi durdu bu uyuşturucu çetesi, baronlar yakalandı. Bu bizim için iyi değil mi? Yaptığı yanlış şeyleri söyleriz. Bugün Suriye'ye 10 tane şey hediye etmiş. Ev, birket ev hediye etmiş. Mesela çok yüksek değeri yoksa 2 tane de ben hediye etmek isterim. Evet. Yani göğsümü gere gere söylerim oradaki insanların, mağdurların, yoksulların, fakirlerin, fukarlara gidecekse niye göğsümü gere gere söylemeyeyim? Şu, daha sizi yani ihraç ettiler, bir ikinci kez ihraç edemezler. İstediğinizi yapabilirsiniz artık. Yani hayır şöyle, ihraç konusunda... Onu açacağım. He, yani... Şimdi Mehmet Sevigen, az önce saydım. Yani kimse kusura bakmasın. Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Kemal Anadolu, Şahin Mengü... Efendime söyleyeyim ben siz sayabilirsiniz daha çok isim. Tabii çok Zekeriya Akıncı var, Önder Akçab var. İzmir'den Bülent Baratallar. Deve dişi gibi CHP'liler de af buyurun yani. Tabii Atan böyle... Keskinler, Şofördemler binlerce arkadaşımız var tabii. Bunların hepsi partiye emek verdiler. Bunların hepsini bir bahaneyle tırnak içerisinde ve altını çizerek söylüyorum. Bir bahaneyle kapı önüne koydular. Yani neticede bunların birçoğuyla ideolojik olarak ben ömrüm boyunca yazmışımdır, aleyhlerine çizmişimdir farklı bir şey ama hiçbirine de şöyle bir eleştiri, suçlama yapmadım. Vatan haini şeklinde suçlama yapmadım. İdeolojik olarak eleştirdim bugüne kadar bazılarını. Ama durdular. Mehmet Sevigen'i de tırnak içerisinde kapının önüne koydular. İçeri girmediler. Daha koymadılar da. Ama yani... Birinci 1-0 galipler. 1-0 galipler. İlde hem de bu rencide edici bir şeyle. Turgay o kadar çok rencide oldum ki yani. Şimdi oraya geleceğim. Mehmet Sevigen partiden niye ihraç edildi? Duyduğunuz zaman yani bilmeyenler duyduğu zaman onlar da şaşırıp kalacaklar. Niye ihraç ettiler? Turgay ben eski Denizcilik Bakanıyım. Yani bu partide bakanlık yapan arkadaşlarınızdan bir taneyim. Bu parti beni Gazipaşa'da Kürt Mevlünoğlu'nu getirdi. Milletvekili yaptı ve bakan yaptı. Ve bütün buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne minnet borçluyum. Onların hakkını hiç ödeyemem. Sırtımda taşısam, haca götürsem gelsem ödeyemem. Çünkü peygamber ocağı gibidir o meclis milletvekilliği. Ve bakanlık, hele ben isterim ki bütün milletvekilleri bir dönem bakanlık yapsınlar. Sonra tekrar milletvekiline dönsünler. Çünkü bakanlık yaptığın zaman devletin o mesela... sana verdiği görevin altında insanlar eziliyor eğer gücünü yenemezsen, gücünü toparlayamazsan. Libya konusunda ben dedim ki yönetim gibi düşünmüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Parti yönetimi Libya konusunda yalnız düşünüyor. 2,5-3 ay evvel söyledim. Bak şimdi haklı çıktım. Görüyorsun değil mi? Tadını çıkartıyorum şimdi. Keyfini geliyorum. Çünkü bu hükümet bu konuda yaptı. Atatürk'ün 103 yıl evvel diktiği bayrağı şimdiki bu bizim oradaki askerimiz, kimse Genelkurmay Başkanı 2. Komutanı Libya'da kim görev yapıyorsa, Libyalılara kim eğitim veriyorsa o Atatürk'ün bayrağını aldı tekrar dalgalandırıyordu. Eğer biz bu Ege'de anlaşma yapmasaydık deniz anlaşmasını, biz Tayyip Erdoğan diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, orada diyor bize balık tutturmazlardı, bırakın balık tutturmayı, bizi seyrettirmezlerdi bile. Bakın buradan Fransa bize neler yapıyor değil mi? Ne düşmanlıklar yapıyor. Gidiyor Rum kesimiyle, Mısır'la gidip anlaşma yapıyor. Bak İtalyanlarla biz anlaşma yaptık. Mevlüt Çavuşoğlu aslan gibi İtalyanla anlaşma yaptı. Şimdi İtalyanlar gitti Saraç'la anlaşma yapıyor. Ve biz aracı oluyoruz orada. Nedir? Libya konusunda o bıraktığımız bizim Kıbrıs çıkarmasını yaptığımız dönemlerde Ecevit Başbakan Turgay para yok. Lastik yok. Uçak benzin yok. Bir kuruş her şeye muhtacız. Amerikan ambargoyu koymuş. Ecevit Başbakan, Deniz Baykal Maliye Bakanı. Diyor ki git Libya'ya diyor. Derdimizi anlatıyor. Çaresiz kalmışız. Bütün herkes ambargo koymuş. Kıbrıs'a çıkarma yapmayacaksın. Ama orada bizim soydaşlarımız öldürülüyor. Küvetler hatırlarsın sen. Tabii. Gençsin hatırlamayabilirsin. O küvetlerin içine doldurup insanların katledilmesi, ailede çocukları nasıl katlediyorlardı? Ve Deniz Baykal gidiyor Libya'ya. Dolaşırken bakıyor çadırdaki Kaddafi'yi buluyor. Onlar da yeni devrim yapmışlar. Oturuyorlar işte yönetime gelmişler. Diyor ki Türk Maliye Bakanı burada diyor. Türkiye Maliye Bakanı size anlatsın ben anlatamayacağım diyor. Deniz Baykal'da çıkıyor. Bütün bu olayları anlatıyor. Ve diyor ki Türkiye ne istiyorsa verin diyor Kaddafi. Ve biz oradan lastik alıyoruz, para alıyoruz, benzin alıyoruz. Kendi taşıdığı uçağı yükledi ya. Tabii ve çıkarmamızı böyle yapıyoruz. O dönemde biz Ecevit başbakanken Libya'yla bir anlaşma yapıyoruz. Ya bizim arkadaşlar diyorum ki arşivlere bakın kardeşim, Ecevit imzalamış, ben Ecevit'le de politika yaptım. DSP'den ben seçilmiş milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. dönem kurucusuyum Turgay. Bunu anlatıyorum, bize sormuyorlar. Hadi bize sormuyorsunuz. O dönem Büyükelçi Onur Ümen var. Onur Bey'e sorun. Hadi bize sormuyorsunuz. Deniz Baykal'a sorun ya. Maliye Bakanı bu adanın içinde. Deniz Baykal uzun röportaj verdi biliyorsunuz bu konularda. Ben bunu Gazi Osman Paşa Kongresi'nde konuştum diye benim kasetimi almışlar ilçe başkanlığından. İncelemişler. Beni de inceleyen genç kardeşlerim disiplin kurulunda. Canan Hanım eski yönetimde çıkartamamış. 2. yönetimden, kurultaydan sonra çıkarmış. Çağırmış onları, imzalatmış. Ve beni disipline verdiler. Oy çoğunluğuyla beni İstanbul İl Yönetim Kurulu'ndan, partiden üyeliğimi sildiler. Yani kestiler, ihraç. Rencide ediliyor, ihraç demiyorum. Ben partinin 2. dönem kurucusuyum. Ve tercihle DSP'den tercihle seçilmiş milletvekiliyim. Tercih oyla Gazi Osman Paşa'nın, Eyüp'ün, Bayrampaşa'nın ve İstanbul sevdalısı bir milletvekiliyim. İstanbul'a hizmet etmişim. Ben İstanbul'da aday olacak insanlara derdim ki İstanbul için ne yaptınız? Der ya, Allah için ne yaptın derse yattığın zaman derler ya, bugün Allah için ne yaptın? Bugün kendin için, ailen için, çocuklar için, İstanbul için ne yaptın? İstanbul'a hizmet etmeyen insanların İstanbul'da aday olmalarına hep karşı çıkmışımdır başından beri. Ve bunu söylerim ve ben İstanbul aşığıyım. Ve beni İstanbul İl Başkanlığı bir ayak oyunlarıyla beni buradan ihraç edip, ben şimdi Ankara'ya müracaat ettim, itirazımı yaptım. Bekliyorum. Demokrasinin kılıcı gibi orada duruyor. Diyorum ki arkadaşlar bak kurultay geliyor. Ya biz belki aday olacağız. Arkadaşlarım aday olacak. Siz bizim bir karar verin. Yani biz İstanbul ildeki yapılan uygulama doğru mu değil mi? Yani ben Libya konusunda sizle düşünmedim diye diğer arkadaşlarımı, bir de vahim tarafı, bir televizyona biliyorsunuz çıkmayacaksınız diye meydan okudular. Bu televizyona çıkmayacaksınız. Ben yazı yazdım. Ben o televizyona çıkmadım. Reklam olsun diye söylemiyorum. Olmasın diye. Ben onların söylediği televizyona çıkmadım ama ben Haber'e çıktım, ATV'ye çıktım, Beyaz TV'ye çıktım. Diğer kanalların çoğuna çıktım ama bu kanala çıkmadım parti terbiyesi gereği. Çıkmadım, bilerek çıkmadım. Madem böyle bir karar almışlar. Ama bu da o kadar yanlış ki Turgay ya. Televizyona çıkmayın ne demek ya? Nasıl ne demek ya? O televizyon olmasa biz kendimizi nasıl duyuracağız? Burası olmasa biz, şimdi siz, teşekkür ediyorum bin defa. Solcu televizyonlar bizi çağırmıyor, bize yakın televizyonlar. CHP kurultayını konuşalım diyoruz. Gelin konuşalım, bak haksızlık yapılıyor arkadaşlarımıza, partililerimize, aday olacak insanlar şimdi ağlıyor. Geçen dönem 2018'de bizim 418 tane aday olmuş. Parti meclis adayı. 108 tane disiplin kurulu, yüksek disiplin adayı olmuşlar. Hepsi perişan şimdi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu yüzden geldi bizi buradan ihraç ettiler. Ya bunlar şaka gibi ya. Televizyona, ben televizyona çıkmadım, diğerlerine çıktım. Ben sonra Gazi Osman Paşa ilçe yönetimine mektup yazdım. Dedim ki çocuklar bu televizyona çıkmayın diye dedim, sizde bir yazı var mı? İlçeden bana bir yazı verdiler. Resmi yazı, o da burada. Getirdim, dediler ki hayır efendim böyle bir yasak yok. Ya adını verelim ya, CNN'miş olmaz. Ha, CNN'e çıkma diye. Diğer televizyonlar da var. İlçe yönetim kurulu genç bir kardeşim var aslan gibi, Hakan Bahçetepe diye. Onu da şimdi ismini söylüyorum, atmasınlar. Bitti, tamam, da, onu da atarlar. Atmasınlar diye. Mehmet Sevgen övdü diye. O çocuk da dedi ki efendim hayır dedi Sayın Bakanım, böyle bir yazı bize gelmedi. Yazı ile gelmiş, il hasıraltı yapmış Canan Hanım. Bak o yazı üyelere duyurmuyor. Buraya çıkacaksınız çıkmayacaksınız diye. İlçeye duyurmuyor. İlçeye duymayan şeylerden. Başka kanallara da mı yasak gelmiş? Yani başka kanal isim olarak yasak yok. Şuraya çıkmayacaksın, yandaş medya falan diye söylüyorlar ama böyle bir yasak yok. Ben diğerlerine de, benim atılmam partiden tamamen Libya konusunda hükümet ayrı düşündüğüm. Tabii başka kanalda yasak. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi CNN'e çıkma yasağı, onu açık açık ilan ediyorlar. İlan ettiler. Var. Bunun dışında yandaş kanal, yani tırnak içerisinde söylüyorum, yandaş kanallara da çıkmayın diye bir... Onlar da söyleyin diye daha önceden kendi aralarında bir karar almışlar. Oo. Ama o kanalı kimse duymuyor, kimse bilmiyor. Orada bir karar almışlar, ile bir yazı göndermişler fakat o ilde kalmış. Şimdi Canan Hanım'ı ben biliyorsunuz 5 kuruşluk dava açmıştım. Evet. Şeyden dolayı... evrakları sahtelikten, üyeler tuzak kurduğundan dolayı. Ne o? Ya şimdi tabii bu bize tuzak kurdu. Yani ilçeye göndermediği bir yazıyı biz çıktık. Biz oralara çıktık diye çocuklar bana bunu soruyorlar. Pişman mısın diyorlar disiplin kurulunda. Ne kadar üzüldüm dedim. Çocuklar, ben siyaset adamı yıllardır, pişman olmadım. En çok Adalet ve Kalkınma Partisi'yle mücadele ben yaptım. Mahkemelere gittim. En büyük mücadeleleri, meydanlarda kavgam var. Geriye dönüp bakın ben partinin 2. kuruluş kurucu üyesiyim. İkinci dönem 12 Eylül darbesinin, Kenan Evren'in elinden çekerek almışız bütün ilçe binalarımızı, il binalarımızı. Genel merkezi tepeden tırnağa biz yaptık. İçinde benim emeğim vardır. Eşref Erdem'in, Mahmut Yıldız'ın gece gündüz 24 saat çalıştıklarını bilirim. Ben de onlara yardım eden ekiplerden bir tanesiyim. Yılmaz Ateşler'de, Önder Sav'da o dönemki MYK üyeleri yaptı o genel merkezi. Oturuyorlarsa bütün illeri biz 12 Eylül darbecilerinden geri aldık. İş Bankası'ndaki yönetim kurulu haklarımızı geri aldık. Bunu yapan bir adam, bunu partiye bu kadar çok çalışan, emek veren ve DSP'den seçilmiş milletvekili olarak gelip partiye grup kurdum ben. Grup kuranlardan bir tanesi, 3 DSP milletvekili getirdik. Neler teklif edildi SHP'den bize o dönemler Turgay? Gelin ihaleler, paralar, pullar, yeter ki CHP grup kurmasın. CHP yeter ki 20 kişiyi bulmasın diye SHP'den gelip gidenler oldu. Şimdi SHP'yi batıran adamlar şimdi CHP'yi batırıyorlar. Ve bunu söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Bu CHP, bu Atatürk'ün kurduğu laik demokratik cumhuriyeti savunan, bak ben burada savunuyorum, bize emanet ettiği bir parti bu. Ve biz bu partiyi nasıl koruyacağız? Nasıl koruyup kollamamız gerekir? Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Şimdiki yönetim kurulu arkadaşlarıma ya şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bir muhalif olmaz mı partide? Turgay ya. Olmasın. Ya hayır, muhalefet olmadan. Bir de mesela şimdi ekran başındaki yurtsever CHP'liler zaten sizinle aynı düşünüyor. Makullerine bir sözüm var. Yahu bu hükümetin, bu devletin Libya politikası doğru bir politika. Geçen akşam bir başka yerde konuktum. Orada farklı insanlar bile şunu söylüyor. Diyor ki Hafter CIA'nin eğittiği, yetiştirdiği bir CIA ajanı diyor. Yani herkes bu konuda mutabık. Yani Hafter bir CIA ajanı. Ama daha önce söylediler diye şimdi kabul etmiyorlar. Ya göğsünü gere gere keyfini çıkarsana ya. Ne var bunda? Bak Türkiye yani araştırma yapıyor, asker gönderiyor Libya, gel biliyorsunuz. İtalya geldi, bizimle anlaşma yaptı, gitti Libya'ya. Libya'yla evet, mevcut Avrupa Birliği'nin tanıdığı mevcut yasal bir hükümetle işbirliği yapıyoruz ve haklı çıkmışız. Mevcut Dışişleri Bakanımız gidiyor aslan gibi çalışıyor. Şimdi biraz latife yapalım. Hafter dediğiniz adamın isminin başında halife var. Darbeci. Hafter dediğiniz adamın isminin başında halife var. Bir de cihat ilan ediyor. Düşünün. Ve CHP de diyor ki bu Hafter seküler. Biz evet, bunu destekliyoruz. Hiç mümkün değil. Yani bana göre bizim arkadaşlarımız orada yanlış yapıyorlar. Benim umarım bir yanlışlıklarından dönerler. Çünkü bu işi bilenler, hadi ben çok bilmiyorum değil mi? Eski bir bakanlık ama bu işi bilenler, büyükelçilerimiz var. İşte Onur Bey bunların içindeki en önemli adam. Şükrü Elektar en önemli adam. Partide ben varım. Diğer arkadaşlarımız var. Ülkenin çıkarı var. Bütün dünya görüyor bunu. Kamuoyu yoklamalarında Libya konusuyla ilgili oradaki anlaşma yapmamız %70, %84'e kadar kamuoyu yoklamalarında çıkıyor. Bu konuda haklı mıyız kardeşim? Bak ben 2 ay evvel haklı çıktım. Ben şimdi haklıyım o konuda. Hı hı. Doğru söylediğim ortaya çıktı. Direnmenin bir anlamı yok ki. Diyecekler kardeş bu konuda hükümetimiz çok başarılı. Sizi kutlarız. Dediğin ya zaman, diğer yanlış konularda da yanlış dediğiniz zaman diyecekler ki bak CHP'ye helal olsun CHP. Bak kardeşim bu konuda haklı, konuda hükümetin hakkını veriyor. Ama yanlış konularda da hükümet eleştiriyor. Böyle siyaset yaparsak buyuruz. İnsanlarımız perişan oldu. Turgay, bölündük, parçalandık, atıldık, 2 ayrıldık, kahvelerimiz dağıldı. İnsanlara bir umut vermek lazım. İnsanlara böyle bir ya korkmayın arkadaşlar, Türkiye'nin geleceği aydınlık demek lazım. Hep kara dünyaya, Türkiye'yi şikayet ederek elimize bir şey geçmez. Bakın turizmle ilgili herkes perişanız değil mi? Hı hı. Mahvoluyoruz. Bütün böyle ocaklar evet, kapalı. Yüzlerce insan perişan. Şimdi Dışişleri Bakanı'yla Turizm Bakanı Almanya'ya gidiyor. Bir görüşme yapma, açın diye hudutları, turist gönderin diyor. Ya Almanya'da sosyal demokratlar var karşılığı, İstanbul Ticaret Odası, CHP'nin üyeleri, sendikalar, barolar, üniversiteler, meslek kuruluşları dese ki bu bakanlara ya arkadaş biz de gelelim, bizim de orada karşılıklarımız var. Biz de ki orada kamuoyuna baskı yapalım, onlar da Merkel hükümetine baskı yapsın. Tam tersi gelmeyin diye bir şey yapıyorlar. Ama böyle bir şey olur mu? Gitmez mi ya? Can atarız ya. Eskiden böyle değildi ki. Eskiden özel bir yere giderken Deniz Baykal derdi ki gidin kardeşim. Gidin Türkiye'ye sahip çıkın. Ben Türkiye'nin geleceğini Adalet ve Kalkınma Partilerine bırakır mıyım? Ben de ortak olurum başarıya ya. Evet. Bu ülke bizim ülkemiz. Gemi batınca hepimiz batacağız Turgay. İnan sonra kurtaramayacağız. Aday olacak, mevki bulamayacaksın, yer bulamayacaksın ya. Önce kazanalım, sonra çıkarız bir siyaset meydanlarına. Göğsünüz, gönlünüz tabii, kimi isterse oy verin. Ben buyum dersin, vaadim bu dersin. Bu sıkışık dönemde, bu korona döneminde insanlarımız neler çekti bilmiyor musun ya? Demek ki günlük yaşıyormuşuz. Yani bu yardımlarda olmasa, verilmese de ne olacak? İnsanlar perişan olacakmış demek ki. Çalışmadık, açmışız ya. Günlük çalışıyormuşuz, perişanmışız. Bu gerçeği de gördük. Taksici arkadaşımız perişan, berber perişan, dükkan perişan, odacı perişan, kuaför perişan, emekli perişan, otobüs şoförü perişan, herkes perişan. Günlük çalışıyormuşuz, birikimimiz yok. Devletimiz birikim olduğu için, biraz verdikleri için nefes alıyor insanlar. Yok söyleyecekler şimdi. Verdikleri doğru. Diyeceksin ki ya bu sosyete damat yere dalga geçmenin bir anlamı yok ki be kardeşim. Yaptığı yanlışlıklar varsa eleştir. Eleştir. Bugün çok çirkin bir şey oldu. Madem açtınız. Bir cümle de edeyim ben. Siz de isterseniz edebilirsiniz. 4. çocuğu dünyaya geldi. Esra Albayrak, Berat Albayrak çiftinin. Allah analı babalı büyüsün. Amin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Allah bütün çocuklarımız bir torunu daha oldu. Sayın Sadık Albayrak'ın, ki siz de tanırsınız. Tabii tanırım, çok iyi tanırım. Sadık Albayrak'ın da bir torunu daha oldu. Allah ömürlerini uzun etsin, bahtlarını açık etsin. Kaderleri güzel olsun. Kaderleri güzel olsun. Allah sağlıklı, huzurlu. Bütün çocuklarımızın yani bütün Türkiye'deki. Uzun ömürler versin. Düşünün. Bir hanımefendi daha yeni doğum yapmış. Çocuk daha henüz bir gün yaşında bile değil. Saatler geçmiş. Ve sosyal medya üzerinde görünmemiş alçaklıkta, namussuzlukta, iğrençlikte, rezillikte bugün bazı paylaşımlar yapıldı. Yani şu getirdikleri noktayı düşünebiliyor musunuz? Yani böyle düşman, böyle nefret söylemi, böyle itibarsızlaştırma. Yani bunu görmedik biz ya. Geçmişte gördük mü böyle şeyler? Ya böyle, yani inan tüylerim diken diken oluyor ya. Gerçekten söylüyorum ya. Ya işte bize ne oldu ya? Ben onu merak ediyorum. Bir gün şu stüdyoda. Ya ne oldu bize Turgay? Allah aşkına ne oldu bize ya? Ya bu insanlar birbirine karşı bu kadar düşmanı, çocukların, ya biz ailelerin çocuklarına, ailelerine, eşlerine siyaseten en küçük laf söylemezdik. Deniz Bey derdi ki bize, biz insanın kafasının dışındakiyle değil, içindekiyle ilgileniz. Sakın bir insan ailesine, eşine, çocuklarına, eskiden de yoktu böyle bir şey. Ya şimdi ne oldu bize? Bizim insanlarımıza ne oldu? Gerçekten söylüyorum ya. Şimdi ben... Ne kadar çok üzülüyorum ya. Ben buradan geçmiş olsun diyorum. Başka bir ne diyeceğim? Ben hemen bu mahallede. Yazık. Eyüp'te doğup büyüdüm. Hemen burada. Tabii. Sen burada büyüdün. Ben de Taşlıtarla'da. Siz de Taşlıtarla'da. Burası işte Eyüp Gazman. Eyüp Bayrampaşa. Yani siz bu sokaklarda siyaset yaptınız. Tabii tabii. Gece gündüz buralarda dolaştım. Benim 15 yaşında, 14 yaşında. İl başkanlığı yaptım burada. Tabii. O, Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekili adayı olduğu zamanda siz beraber yarıştınız vesaire falan. Tabii. Şimdi hakikaten anormal dönemler olmuştur 12 Eylül öncesi gibi. Onlar başka. O darbeler başka bir şey. Onlar bambaşka bir şey. Ama o dönemde bile küfür yoktu be. Turgay, o dönemde bile ailelere, çocuklara, hele bir tüyü bitmemiş yetimlere ya. Ya bunlar çok, bu yani ne söyleyeceğim, bu çok enteresan. Şimdi şöyle, çok üzülüyorum. Evet. Yani şöyle bir şey, benim yani siz ihraç edildiniz ama ihraç edilmeyen CHP'li başka dostlarımız, arkadaşlarımız da var. Çok. Şimdi tabii onlar çıkıp söylemiyor ama mesela bir Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı partinin içinde de var. Teşkilatlarda da var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani son derece gayri şık, siz burada olduğunuz için ifadelerime çok özen gösteriyorum. Teşekkür ederim. Gayri şık tweetleri var, paylaşımları var, yaklaşımları var. İşte Ermeni meselesinden tutun da bilmem neye kadar vesaire falan. Evet. CHP'de rahatsız olanları da biliyorum. Sizin tepkinizi merak ediyorum. Canan Kaftancıoğlu konusu. Kim birlikte siyaset yaptınız mı geçmişten? Hayır, yok, hiç yapmadık. Hiç rastlaşmadınız? Hiç rastlaşmadık. Ben çok tanımazdım zaten kendisini. Yalnız tabii çok üzülüyorum o tweetler için falan böyle. Kemal Bey de ona destek vermiş. Evet. Biraz şey söylerim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, hiç yakışmıyor bu şey tavırlar. Bir hanımefendi, ben buradan bütün hanımlardan özür dileyerek söylüyorum. Geçen gün televizyonda yine söyledim. Bir hanımefendi hiç yakışmıyor Turgay. Hele bir İstanbul İl Başkanı. İl Başkanı'nın görevi nedir biliyor musunuz? İl Başkanı'nın görevi Gazi Osman Paşa Sanayi Sitesi'nde kaç tane çocuk sigortasız çalışıyor? Tamircide kaç tane çocuk var? 15 yaşın altındaki. Hangi mahallede kim okula gitmiyor? Kimin durumu yok? Kimin durumu yok? Kim fakir? Kim yoksul? Ümraniye'de kim var? Kağıthane'de kim var? Kağıttepe demiyorum. Kağıthane'de kim var? Efendime söyleyeyim sana, Beyoğlu'nda kim var? O sanayi sitelerinde kaç çocuk çalışıyor? Tersanelerde kimler çalışıyor? Sigortası var mı yok mu? Evin ekmek götürülüyor mu yok? İstanbul'un envanterini çıkartırdık böyle. Biz genel merkeze bunları sunardık. Biz genel merkezlerin, diğer partilerin genel başkanlarıyla, il başkanlarıyla didişmezdik. Gündeme gelmek için ileri geri küfürlü laflar söylemezdik. Ben şimdi şaşırıyorum. Ve sonra şimdi diyorlar ki Canan Hanım'a sahip çıkıyorlar. İstanbul İl Başkanı'nın başarısı diye söylüyorlar. Hiç mütevazi değilim. Benim dönemimde, bizim arkadaşlarımız döneminde Sırrı Özbek, Mehmet Ali Özpolat, Şinas Öktem, efendim Çetin Soysallar, bizler İstanbul milletvekilleri olarak o dönemin arkadaşları, büyükler, 14 tane belediye başkanını biz getirdik kardeşim. Bizim dönemimizde biz ortak karar vererek seçtirdik. Ve bir tanesi 10 yılda bir tanesi artırmadılar. Bir tanesini çoğaltmadılar. Biz büyükşehri ittifakla kazandık kardeşim. O başarı bizim olduğumuz dönemden beri şimdiye kadar hiçbir başarı yok kardeşim. Bunu bilerek söylüyorum. Burada alçakgönüllülük yapmıyorum. 14 belediyemiz vardı. Yine 14 belediyemiz var. Silivri Belediyesi'ni yine kazanacaktık. Bir başka arkadaş oradan aday çıktı. 2500-3000 oy aldı. Özcan oradan o küçük oyla kaybetti. MHP kazandı. Çatalca Belediye Başkanımız hastaydı. Allah selamet versin. İnşallah iyileşir. Acil şifalar diliyorum. Çok hastaydı. Propaganda yapamadı ve öyle kaybettik. Küçükçekmece'yi ve Esenler'i kazandık. Ve onu da HADEP'le gizli ittifak diyorlar. Ama Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Bir de Büyükşehir'i kazandık. Ama yine 14. 2 tane kaybedince 14 kaldık. Beylikdüzü'nü de daha önce kazanmıştık. Biz daha önce bizim zamanımızda da kazanmıştık biliyorsunuz. Fakat oylar sayıldı. Seçim bitti. Vejdet Hoca tekrar kazanacaktı. Ama işte belediye başkanı bizde, belediye meclis üyesi bizde, büyükşehir meclis üyesi bizdeydi. Yalnız belediye başkanlığı AKP kazanmıştı. Yani demek istiyorum o bizim bıraktığımız dönemden 10 yıldan bir tane artıramadılar. Geçen dönem referandumda 2010'da Cemal Can Polat hayır çıkardı İstanbul'da. O il başkanıydı. O da hayır çıktı. O hayır şimdiki Büyükşehir'in oyu. Yani Muharrem'den yüksek oy aldık. 35 aldık. 4 Meral'in oyu var. 2 Karamollaoğlu'nun oyu var. Geri kalan 12'de Selahattin oyu var. O 53 kardeşim. Tabii ki Ekrem Bey bir enerji getirdi. Gençlik getirdi. İyi hitap etti. İnsanlara gitti. Ulaştı. Dokundu ama yalnız o gitmedik. Hepimiz gittik. Hepimiz çalıştık. Şimdi HADEP bize yardım etti değil mi? Ve biz ondan utanarak çekiniyoruz. Sanki veballar gibi adamlardan kaçıyoruz. Adamlar diyor ki biz daha CHP ile ciddi ittifak yapmayacağız. İl başkanları, genel başkanlar her gün söylüyor televizyonlarda. Biz olmazsak diyordu kardeşim kazanamazsınız. Ne Ankara kazanırdı diyor, ne İstanbul kazanırdı. İzmir onlar olmasa da kazanırdık. Şimdi bunlar bize oy verdiler, kazandık. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Ama bütün onları vebali görüp o insanları reddetmenin bir anlamı var mı? Bak buradan bir tehlikeyi görüyorum ben. Tayyip Erdoğan, bu eskiden AKP ile biliyorsunuz ittifak yaptı, barış getirdi, çözüm yollarını aradı ve inan bana HDP ile de işbirliği yapabilir. Bir yol bulabilir. Ve Meral de bizden de kaçabilir, gidebilir. O zaman ne olacak? Yine tek başımıza kalacağız. 17-28. Beraber yürüdüğün yoldaki arkadaşlarını satmayacaksın. Beraber mi yürüdük? Göğsünü gere gere söyleyeceksin ya. Utanılacak bir şey yok ki. O arkadaşlarımıza oy verdik, kazandık. Bin defa teşekkür ediyoruz. Bunu Sağır Sultan biliyor. Söylesek ne olacak, söylemesek ne olacak? Bunun için yaptığımız işleri kamuoyundan gizlemeyeceğiz kardeşim. Bu partide, CHP'de çok emek veren, çile çeken, bayrak asan, afiş asan, dayak yiyen, ölen bu duruma getirdik. Biz 4.76'dan aldık, partiyi bu duruma getirdik Turgay. 4.76 ve şimdi parti bu durumda. Biz Deniz Baykal'ı siyasete bıraktığı dönemlerde, bu kumpas kaseti çıktığı dönemlerde CHP %33'tü. 28'di, AKP %33'tü. Aradaki makas kapanıyordu. Kemal Bey ne dedi? Kendi sözü var, burada da var. Diyordu ki ben %40 civarında oy almazsam, %40 oy alacağım. Almazsam istifa ederim. %42 olur, %41 olur. Tam 10 yıl geçti bak Turgay'cığım. 10 yıl. Bak her gittikte oylarımız belli seviyesi var. O tam 10 yıl geçmiş. 2011'de %25, 2018'de %22, 2019'da büyük şehirlerde %30. 11'de İl Genel Meclisi'nde 29. Şimdi son kamuoyu yoklamalarında 17,5 ile 25 arasında gidiyor. 10 yıl geçti kardeşim. Tam 10 yıl geçmiş. Bu dönemde kazanırsa Deniz Baykal'dan daha çok genel başkan olacak, kalacak orada. Deniz Baykal kaldı bir 15 yıl ama gitti geldi. İstifa etti, ayrıldı, gitti geldi. Ama sürekli istikrarlı olarak 13 yıl, 14 yıl, 12-13 yıl genel başkanlık yapacak. Ama olmuyor kardeşim. Yani hele bu kurultayla... Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz getirmediniz mi? Biz getirdik, tamam. Ama biz şöyle getirdik. Benim bölgemdeydi biliyorsun. Beraber milletvekili yaptık. Ben 1. sıradaydım. Kemal Bey 4. sıradaydı. Bir bürokrata ihtiyaç vardı. Yani biliyorsunuz Kemal Bey SSK Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemlerde Deniz Bey işte arkadaşlarla konuştular. Dediler ki böyle bir arkadaşa ihtiyacımız var. Gazi Mahallesi bizim Alevi kökenli arkadaşlarımız çok var. Çünkü onlara da çok saygı duyuyorum. Turgay çok çilek çektik. Ne demek ya? Ne demek ya? Biz çok çilek çektik. Var. O Gazi öldürülen insanlar. Şimdi Zeynep aklıma geliyor, çöp tenekesinde orada. O Mehmetler, Gündüzler benim kucağımda öldü Turgay ya. O zamanlar kimse sahip çıkmıyordu. Ben sahip çıkıyordum. Bana diyorlardı ki ya Mehmet Sevigen sen Sunnisin diye gidiyorlar. Devlet bizi kameraya çekiyor diyorlardı. Ne münasip. Ya şimdi onlar sıcak yatağında uyuyordu o dönemde Kemal Beyler. Ama ben Gazi'de kurşunlar, çocuklar kucağımda gidiyordu. Ben milletime aşık bir insanım Turgay. Ben Gazi'ye de aşığım, Gültepe'de, Nurtepe'de, Çeliktepe'de. Bunlar beni milletvekili yaptı, bakan yaptı. Ben bunları nasıl borcumu öderim Allah aşkına? Sırtımda taşısam ödeyemem. Şimdi büyük şeyler aldık. Merak ediyorum ya bizim arkadaşlarım birkaç tanesini koymuşlar. İstiyorum ki ya çocuklar girsin işe. Bir adam 4-5 tane yönetim kurulunda görev almasın. Onlar boşalsın, birer yerde de görev alsın. Kim alıyor? Yani birkaç milletvekillerinin duyuyorum. Onların işte bacanakları 4 maaş alıyor. O zaman diğer arkadaşların ne suçu var? İBB'de mi? Yani öyle duydum. Böyle bir şey geliyor. Yani yalan söylemiş gibi olmayayım ama 4 tane maaş alıyorsa Turgay günah değil mi ya? Ben o insanlara ne diyeceğim ya? Yıllardır CHP'de, AKP döneminde girmediler. ANAP döneminde girmediler. Efendim Doğru Yol Partisi döneminde girmediler. Dalan döneminde girmediler. Şimdi CHP iktidar oldu. Umutları iş ya, oğullarına ekmek, kızlarına iş. Bir eve bir iş girse var ya, ya bayram ediyorlar, düğün ediyorlar ya. Ya inan çaresiziz ya. Rüşvet istemiyoruz. İhale istemiyoruz. Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Diyoruz ki boş mevkiler varsa. Kimleri alıyorlar onların yerine? Ya şimdi biliyorsunuz genel sekreterlik Koç'tan geldi galiba. Koç'tan genel sekreter geldi. Mesela en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi galiba bu inşaat şirketinin başına da TOKİ'nin yönetim kurulundan, AKP'li bir yönetim kurulu TOKİ'de görev yapmış birisini almışlar. Eleştiriyorlar çocuklar geçen gün. Ya demek ki bizim içimizde CHP'de o liyakata sahip kimsemiz yok demek ki. Gencecik çocuklar var, üniversite mezunu, okumuş uzmanlar. Demek ki yok, ona üzülüyorum yani. Yani en çok canım sıkılan şeylerden bir tanesi odur. İnan CHP'nin içinde de memleketini, vatanını seven, ülkesini seven, 3-4 yabancı dil bilen, okumuş, yazmış binlerce insanımız var Turgay. Şimdi siz... İktidar olduk diye seviniyoruz. Ama eğer iktidar olduk diye kapıda da kalacaksak inan çok üzülüyorum ya. Biz niye mücadele ettik yıllardır Turgay? Eyvallah. Peki siz... Aş ekmek veremeyeceksek bu CHP'lere biz niye yaptık? CHP'de eskiydiniz. CHP'de genel sekreter yardımcısıydınız. CHP'de... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce milletvekiliydiniz. CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce bakandınız. CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce yani partinin yeni dönem kurucusuydunuz. CHP'de hani Sayın Deniz Baykal'dan sonra öyle biliriz yani siz mütevazilik. Toplum öyle görür. Teşekkür ederim. CHP'de ikinci adamdınız. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu durdunuz. Bu partinin başına getirdiniz 10 yıl önce. Pişmanlık mıdır sizin için? Yani, Kılıçdaroğlu. Bugün dışarıdasınız yani. Ya bu süreç geliyormuş. Pişmanlık diyemem. Çünkü delegeler de getirdi. Arkadaşlar oy verdi. Yani bilemedik Turgay, tanıyamıyorsun diyor. Aldatıldık diyor Tayyip Bey. Ben mesela Kemal Bey'le konuşurken diyordu ki efendim İstanbul senden sorulur diyordu bana. İstanbul sizi çok seviyor diyordur. Biz de Kemal Bey'e ihtiyacımız var diye düşündük. İşte bir vergici, aklı başında bir insan, çalışkan, bürokrat, böyle bir ihtiyaç vardı. Şunu samimi söyleyeyim, gerçekten yani inanmayan Sayın Mehmet Sevigen'le sokağa çıksın. Yani İstanbul'da, yani özelde İstanbul'da Mehmet Sevigen'in bir karşılığı vardır. Yani sokakta onu tanırlar yani. Hani belki bugün 15-20 yaşındaki gençleri, 25 yaşındaki gençleri bilmeyebilir ama... Sokakta Mehmet Sevigen'i herkes tanır yani ve oturur da muhabbet eder yani. Öyle bir siyasetçidir Mehmet Sevigen, halk adamıdır ve bugün kapı önünde. Yani işte arkadaşlar, genel merkez arkadaşlar karar verecekler. İstanbul'un yaptığı doğru mu yanlış mı diye. Yani ben istem ki biraz önce canından bahsettik ya, kesinlikle hapishaneye falan girmesini istemem Turgay. Böyle diyorlar ki işte hapishaneye girecek, şu kadar ceza almasını kesin istemem. Ama o tweetleri de çok yanlış. O Kemal Bey gelip dedik işte bu biz yok hükmünde sayıyoruz. Canan Bey, hanım bu konuda geri adım atacak falan dediği zaman ona da çok üzüldüm. Ya bir genel başkan Deniz Baykal bize hata yaparsak ne yapardı biliyor musun? Çağırırdı böyle. Derdi ki oğlum ne yapıyorsunuz ya, ayıp değil mi ya? Bu işler yapılır mı derdi ya, çocuklar ya ne içiniz ya. Şimdi ben Kemal Bey'in yerinde olsaydım ya da Deniz Bey olsaydı çağırırdı il başkanı. Ya Canan kardeş ya, Canan hanımcığım ya il başkanısı olur mu derdi bu kardeşim ya. Sen il başkanısın ya, gizli, kamuoyunda değil, rencide edecek değil. Toplumun önünde ya, yakışıyor mu bize ya? Biz insanların ailesiyle, çocuklarıyla biz soykırıma nasıl bakıyoruz Allah aşkına ya? Nasıl bakıyorsunuz? Biz PKK'ya nasıl bakıyoruz? İşte Kemal Bey'e soruyorum. Biz CHP'nin politikası var. Biz McCarthy diye bir profesörü getirdik Türkiye'de. Bu 1915 olaylarını inceledik. Dedik ki bunu şeylere bırakın kardeşim, tarihçilere. Bütün arşivlerimiz açık. Soykırım yapılmadı ya. Ermenilerin soykırımının başkanı o Koçaryan denen adam diyor ki biz diyor Fransızlar, İngilizlerle beraber olduk. Doğudaki bütün insanları kestik, insanları katlettik diyor. Ve bizimkiler o günlerin tweet atıyorlar, diyor ki Türkiye'den sürgüne gönderdiler diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Bunu demiyor mu ki kardeşim? CHP'nin eski yöneticileri, CHP kurultayı, tüzüğü, CHP'nin tüzel kişiliği Ermeni soykırım olmadığını söylüyoruz. Dünya söylüyor ya. Ermenilerin kendi liderleri söylüyor, diyor ki soykırım yoktur diyor. Bizimkiler diyor soykırım vardır diyor. Ya şimdi biz neyiz? Ben Kemal Bey'e gerçekten buradan sormak istiyorum. Biz nasıl bakıyoruz? Canan Hanım gibi, diğer o milletvekili arkadaş gibi mi düşünüyoruz? Yoksa CHP gibi mi düşünüyoruz? Türkiye'de soykırımı destekliyor muyuz, desteklemiyor muyuz kardeşim? Ya Avrupa'da soykırım olmadığını söylemeye, arşivler sonuna kadar açık Turgay ya. İnan çok üzülüyorum, kahroluyorum ya. Bu CHP, Atatürk'ün kurduğu, bize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi mi ya? Ya bırakın, alın kendiniz yapın kardeşim. Kongre de yapmayalım, kurultay da yapmayalım ya. Ama yeter ki CHP'nin çizgisini kaybetmeyelim kardeşim ya. CHP'nin çizgisini saptırmayalım ya. PKK terör örgütü mü değil mi Turgay ya? Ya onu merak ediyorum ya. Bunu karar vermemiz gerekiyor. 15 Temmuz darbe mi değil mi? Darbe girişimi değil mi kardeşim? Bileceğiz ya. Canan Hanım ona da değil dedi. Ya Erol Hoca benim arkadaşımdır. Biraz sonra biz o gece ben sabahlara kadar... Ben bir video buldum. Şimdi onu isteyeyim arkadaşlardan. Şimdi şunun altını çizelim. Ben bunu sürekli olarak yapıyorum bu ekranda. Ama maalesef bu son dönemde bu ideolojik körlük ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin karşılık bulmuyor. Sizi nasıl görüyorsa, nasıl algılıyorsa ön yargıdan karar veriyor, geçiyor. Ön yargıdan karar verip geçiyor. Evet. Gelip ama otursa, konuşsa, çay kahvesi diyecek ki... Evet. Şimdi isim vermeyeceğim ama Mehmet Sevigen iyi bilir. Yani bir kez daha söylüyorum. Bizim CHP'li arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız var. Hem de deve dişi gibi. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, arıyoruz, araşıyoruz falan. Ama bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin. Bunu söylememin sebebi şu. Ben ısrarla sizden endişe ediyorum. Yani niye? Yandaşın programına çıkmış. Ya ayıptır, günahtır, yazıktır. Tamam yani. Turgay diğerleri çıkarmıyorlar kardeşim. Ha bir de o var değil mi? Çıkarmıyorlar. Söyledim, ben birkaç tane arkadaşımı aradım. O bize yakın televizyonlardan rica ettim. Dedim ki çocuklar, abi bir tanesi dedi ki ya sen dedi televizyona çıkarken konuşurken dedi biz ekmeğimizden oluruz. İnanır mısın? Bir ekmeğimizden oluruz dedi ya. Ha işte. Bu mudur? Yani şimdi çıkarmıyor çocuklar. Şimdi peki biz kurultaydaki yapılan eksiklikleri nasıl anlatacağız? CHP yapılıyor bak, büyük kurultay yapılıyor. Büyük kurultay, iktidar kurultayı. Belediyeler almışsın, göğsümüz gere gere davul zurnalar çalınması, bütün Türkiye'ye afişler asılması gerekirken yeni projeler, manifestolar çıkması lazım. Salonlar tutulması, binlerce, yüz binlerce insan gelecek ve o kurultayın rüzgarı iktidara götürecek bizi. Şimdi pısırık, kaçıralım. Söylemesi bile zor, söyleyeceğim şimdi. Aldım sadece. Kurultayı yapıyorsunuz. Evet. Kurultayı, evet. Kırda. Kır düğünü yapıyoruz ya. Kır kurultayı yapıyorsunuz. Kır piknik yapıyoruz kardeşim. Kır piknik yapacaksınız şimdi. Ve utanarak yapıyoruz. Seyirci yok, delege yok. Sıkılarak yapıyoruz. Aceleniz ne? Acelemiz yani, kaçırmak. Yangından mal kaçıracağız. Gerçekten. Şimdi söyleyeyim. 26-27 Temmuz tarihlerinde yanılmıyorsam CHP'nin kurultayı var. O kurultayı konuşacağız az sonra. Oraya hiç girmeyelim ama bir şey söyleyeyim. Tamam. Şimdi bu kurultay önce falanca salondaydı fakat o herhalde itirazlar olduğu için yani gerekli miktarda Covid-19 pandemi dolayısıyla bir düzenleme yapılacak. Orası olmadı. Sonra bir karar aldılar bir başka yerde yine Ankara'da bir şeyde. Bilkent'te bir kırda. Evet Bilkent'te bir yani bir kırda pandemi şeyde yapacaklar. Evet onun ismi aklıma gelmedi şimdi oranın. Yabancı bir ismi vardı zannediyorum. Şimdi orada kırda kurultay yapacaklar. Özelliği şu. Kimse alınmayacak, seyircisi olmayacak. Deniyor ki, ya Kemal Bey acele etmeyin, ya bir ay geç olsun, 2 ay geç olsun, temiz olsun. Yok diyorlar, illaki olacak diyorlar, böyle bir şey. Bunu konuşacağız bu kurultay meselesini. Tamam. Şunu söyleyecektim. 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Eyvallah. 15 Temmuz'da Mehmet Sevigen de dik duran, şimdi siyasetçi ifadesini kullanmayacağım. Hepimiz bu ülkenin birer vatandaşıyız. Dik duran vatandaşlardan biriydi. Ve o da çıktı, o meydanlarda nöbetlere katıldı. Ben o görüntüyü şimdi sizinle bir parça paylaşayım. Şimdi Mehmet Bey, ben bu videoyu buldum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu videoyu bulmakla kalmadım. Size şunu söyleyeyim. Siz Libya işin, çok acı Libya açıklaması bu işin çekirdeği, çerezi. Siz o gün mimlendiniz. Şu 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra yaptığınız şu yani şey demokrasi meydanlarında yaptığınız şu konuşma. O gece de sokaklardaydık zaten. Evet. O gece de sokaklardaydınız. Senin buradan çağrını unutmuyorum, evet. Turgay diyorsun ki bize geldiniz biraz da CNN'e gidin diyorsunuz. Evet. Oranın başı dertte. Evet. Kendini düşünmüyorsun. CNN'dekilerini düşünüyorsun. Evet. Ben o gece senin burada feryadını unutur muyum? Evet. Aşağı kapıya geldik. Diyorsun ki buradan televizyonda diyorlar ki Turgay buraya basıyorlar, içeri giriyorlar ama buraya gelmeyin. CNN'e gidin. Evet. CNN daha çok baskı yapıyorlar. Evet. Diyorsun oraya gönderiyorsun. Evet. Ya bunlar unutulur mu bu kahramanlıklar? O gün mesela yani, o ana kadar benim CNN'le yani CNN'in kendisiyle falan değil. CNN'deki yayıncılıkla kavgam vardı ama o gece CNN demokrasinin yanında durduğu için ben ekrandan dedim ki gidin oraya da gidin dedim, bak, oraya gidin dedim. Ben dışarı kapının önündeydim, buraya çağırıyordun. Şimdi şu nasıl biliyorum, şu nasıl bir mutabakattı? Bir haftada o mutabakat nasıl bitirilir? Evet. Nasıl? Yeni kapıya gitmedik mi hep beraber? Evet. Yeni kapıda görmedik mi? Yani yan yana oturmadık mı yani? Sizin beni bağışlayın. Bu videoyu o yüzden yayınladım. Sizin üzerinizi burada çizdiler. Evet. Bu duruşunuzda çizdiler. Bilin diye söylüyorum. Libya işin bahanesi. Evet. Tamam, Libya işin bahanesi. Bir mola verelim. Gerçekten o konuşma da şurası çok mühim. Ya yarın sandık kurulur. Çıkarsın meydana. Kimi istiyorsan oyunu verirsin. Ama bugün o gün değil. Ya benim akrabamın şeyde yatan öz halamın çocukları var şeyde. Havaalanına gittiler Tayyip Bey'e. Kurşun buradan girdi. Buradan parçalandı. Geçen gün gördüm. Demirlerle bağlı böyle. Ankara'ya gidiyordu. Yani bu hepimiz ortak kavgası Turgay ya. O gece en başta Aleviler ve CHP'leri keserlerdi biliyor musun? Bunlar Fethullahçılar ya. Bunlar devlet düşmanı insanlar ya. Hükümeti de demiyor muydu Kemal Bey ben tankın üstüne çıkacağım? Yani şimdi mi konuşalım sonra mı konuşalım? Bir molaya gidelim dönüşte bu meseleyi açmak istiyorum. İnan çok üzülüyorum böyle şimdi Erol falan aklıma geldi. Duygulandınız fark ettim. Ya, dalga mı geçiyorsun ya? Koşuyor baba diye üzerine geçiyor yukarıdan ateş ediyor. Yani bu ülkenin kahramanları bunlar ya kardeşim. Bunlar kahramanları bu ülkenin. Bir küçük molaya gideceğiz. Daha konuşacağımız çok mesele var. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Mehmet Sevigen stüdyo konuğum, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu, Kemal Kılıçdaroğlu darbe marbe olmaz. Olursa herkes emin olsun ki tankın önüne ilk ben çıkarım dedi. Bu açıklaması güzel bir açıklama. Tabii doğru. Noktasına virgülüne kadar yani kim itiraz edebilir? Fakat darbe olduğu gece İstanbul'a geldi. Niye geldiğini bilmiyoruz. Hala da bilmiyoruz. Yani Kemal Bey'in İstanbul'a niye geldiğini programında yok bilmiyoruz. Otel ayrıltılmamış. Niye ayrıltılmamış bilmiyoruz. Hiçbir otel beni kabul etmedi dedi ama bunun hiçbir kaydı ortaya çıkmadı bilmiyoruz. Elimizdeki tek görüntü şu. Evet. Duşunu almış. Kırmızı kravatını takmış. Kıyafetlerini değiştirmiş. Kahvesini içiyor ve o esnada da televizyondan darbe ile ilgili gelişmeleri izliyor. Ve darbe bastırılıncaya kadar da tek kelime duymuyoruz. Ve darbe bastırıldıktan sonra çıkıyor bir şeyler söylüyor. Ne olurdu o gece Sayın Kılıçdaroğlu da tankın önüne çıksaydı? Ne olurdu o gece mesela kendisine yanılmıyorsam Binali Bey diyor ki CHP teşkilatlarına da söyleyiniz. Onlar da sokağa çıksınlar. Onların can güvenliğini kim koruyacak, kim alacak diye soruyor. ve bu talimatı vermiyor. Muhakkak ki CHP'liler de, siz dışarıdaydınız. Muhakkak ki o gece yurtsever, çok arkadaşımız vardı, dışarıdaydık hepimiz. Dışarıdaydılar, ayrı mesele. Ama sonradan işte zorla bir Yeni Kapı mitingine geldi. Önemli değil. O da bir çok şeydi aslında. Bir şeydi. Çok önemliydi tabii. Yani, tabii. Bütün dünyaya karşı bir birlik, tabii, beraberlik göstergesi yaptı. Ama iki gün sonra da kalktı işte kontrollü darbe, tiyatro vesaire söylemleri. Ne hissettiniz? Ya tabii ben farklı bir siyasetçiyim. Turgay, biliyorsun ben böyle yerimde duramıyorum. Yani MHP'de falan duramazdım. Ben o gece olsaydım Kemal Bey'in yanında, ben Kemal Bey'i o tankın üstüne çıkartırdım. Ya da önüne çıkartırdım. Ben kesinlikle Kemal Bey'e, çünkü iktidarlar kriz anında gelir. Liderler de kriz anında doğar. Tabii. Krizler oldu mu lider çıkar. Şak diye yukarısı budur, çıkar. Eğer Kemal Bey o gece gidip çocukların yanağını okşasaydı, çocuklar ne işiniz var burada ya? Çekin bakayım şu tankı şuradan deseydi. Tankın üstüne çıksaydı. İki resim çektirseydik, inan şimdi CHP iktidar olurdu, biliyor musun? Kesin iddia ediyorum. Çünkü biz darbelerden çok acı çeken bir siyasi partiyiz. Genel başkanlarımız hapse atıldı, evleri cadde. Deniz Bey anlatıyor da ağlarsınız yani. Herkes biliyorsunuz sağ sol demeden 12 Eylül darbesinden sonra bütün katlettiler. Bir sağdan bir soldan dediler. Linç ettiler insanları. Yani darbeler bu ülke için bir kara gün, kara gece, kara leke, kara yıl. Ve tam fırsatıydı CHP için. Tam bir umuttu. Yani bu darbe kime yapılıyor? Hükümete mi yapılıyor yalnız? Hepimize yapılıyordu. Parlamentolar kapanır, insanlar idam edilir, atılır, katledilir, dövülür, öldürülür. Allah korudu. En kötü o darbeden ziyade, bak benim en çok korktuğum şey iç savaş olurdu, biliyor musun? Kardeşi kardeşe kırdırdık. Darbeden daha kötü. Tabii. Darbe olsa Allah bir kısmımızı keserlerdi, atarlardı dışarı. Ama darbeden daha kötü olurdu. Ama CHP adına en çok üzüldüğüm konu odur. CHP adına üzülüyorum. Kemal Bey adına da çok üzülüyorum. Yani özür dileyerek söylüyorum, saygısızlık yapmadım şimdiye kadar hiç Kemal Bey'e. Önümlülüklerden de gitmedim karşısına. Bizim seçilmiş genel başkandır. Ama yaptığı o kadar yanlıştı ki. Çıkacaktı oraya aslan gibi. Diyecekti ki çocuklar, çekin bakayım bu tankı buradan. Ne tankı kardeşim ya? Biz esir miyiz burada diyecekti. Elinin tersiyle itecekti ve yoluna devam edecekti. Ya gidecekti en yakın televizyon orada. Çıkacaktı, diyecekti ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Binali Bey çağırdı. Ben de bütün Cumhuriyet Halk Partilerini bu darbeye karşı dik durmaya çağırıyorum. Ve deseydi biz yıldızdık şimdi. Ve CHP iktidar da şimdi. Biz darbelere karşı duran bir siyasi partiyiz. Ama ülkeyi kuran bir siyasi partiyiz. Kuvve-i Milliye'den gelip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... Ama zorunuza gitmesin. Misafirimsiniz ama şunu söyleyeyim. Darbeyi destekleyen bir parti olarak tarihe geçtiniz. Yani darbeyi destekleyen parti olarak değil, partiye laf söyletmem. Yönetim olarak diyeyim hadi. Yok bak parti yok. Bizim parti, bu partiye en küçük bir laf söyletmem. Ama yönetimdeki arkadaşlarımızın bir kısmı öyle olmuş olabilir. Ben onları bırakıyorum kenara. Onları zaten elimin tersiyle şak diye itiyorum. Kenara bırakıyorum. Ve CHP'nin iktidar olmamasının tek nedeni de bu darbeye karşı dimdik ayakta durmamamıza başlıyor. Eğer dimdik dursaydık vallahi bir de billahi de bak yemin ediyorum sıradan vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi şimdi iktidardı. Kemal Bey belki de Cumhurbaşkanı değil ya da Başbakan'dı, neyse. Yani kendi elimizle kenara ittik. Tayyip Bey nasıl durdu? Geldi. Evet. Çocuklarıyla, torunlarıyla darbelerin karşısında nasıl durdu? Kim ne derse desin o getirdi, o götürdü. Liderler bak Turgay'cığım çok yalnız insanlardır, biliyor musun? Kaç kişi vardı yanında? Hayat, evet, 4 kişi vardı, biliyor musun? Bir Berat Bey vardı. Süleyman Bey vardı. Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Dikkat et. Bir de Bekir Bey parlamentoda bizim milletvekilleriyle yüzbin defa telefon ediyorum. Bir de Binali Bey vardı. Diğerler neredeydi? Hiç kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Bizim bazı arkadaşlar da sokağa çıkmayın diyorlardı. Bizim 1-2 tane arkadaşımız. Evet. İstanbul Başkanı bunlardan biri işte. Evet. Ve darbe yapılıyor. İnsanlar ölüyor. Kaç tane şehit ölüyor? Şimdi bizimkiler şehitlerimiz diyoruz. Değil mi? Şehitlerimiz ve gazilerimiz diyoruz değil mi? Onların haklarını savunuyoruz değil mi? O insanlar orada öldü. Benim arkadaşım ya. Erol'la biz konuşuruz. Ben müsaade var mı? Bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu Haydi Anadolu türküsünü biz satın aldık. Ben o zaman muhabirdim. Uğur Işlağ'ın. Uğur benim çok yakın kardeşim, benim arkadaşım gibidir. Murat da öyledir. Benim de Murat da öyledir. Kulakları çınlasın. Selam İzliyorlarsa olsun, selam olsun bizlere. CHP İl Teşkilatı'nda basın toplantısı vardı. İşte ben, hatırlıyorsunuz. Ben yaptım. Evet. Biliyorum. İşte oradaydım ben. Sen muhabirdim o zaman tabii. Hatta arşivden arkadaşlar şey yapsa da... Ya 150 tane gazeteci... Haydi ya. Anadolu, Yol Kardeşlik Yolu... Ak diye biliyor musun? Böyle Deniz Bey biz... Onun şahsında haydi Anadolu bu yol kardeşlik yolu diye böyle. Şimdi Erol beni arıyor. Erol'dan istiyorum ben bizde kamuoyu yoklaması yaptırmayız. Erol hep yapar kamuoyu yoklamalarını. Yani CHP'nin ben aradım. Erol ya şunu versene o 75-100 kişiyle çalışırdı. Bizimkiler de kamuoyu yoklamasına inanmaz. Bizimkiler yaptırmayız. Deniz Bey çok inanmazdı. İtibar etmez. İtibar etmezdi. Ama AKP her gün yapıyor kardeşim. Bir yapıyor. Erol'a götürüyor. CHP'nin durumu nedir? Diyorum ki Erol gönder bana. Gönder tabii. Erol'dan hep yardım istiyoruz ya. Karşılıklı arkadaşız. Üstünü kapatıyordu. Diyordu oğlum biz para veriyoruz. Buraya bakma, şuraya bak, şuraya bak diyordu. Ondan sonra bu şarkı akak çıkınca geldi dedi ki bu şarkıyı bize vereceksin. Ya Erol nasıl veririz kardeşim biz aldık bunu şey yaparız, şu yaparız, bu yaparız. Sonra şarkı elimizden aldılar. Sonra AK Parti. Mahkemelik oldu bilmem ne oldu şu bu. Yok mahkemeye de vermedik sonra. Ha vermediniz. Ha vermedik mahkemeye de vermedik. Verdik ama ne oldu sonuç çıkmadı. O akak geçiyor diye çaldı kurultaya geçti gitti. Ve dostluklar böyle kuruldu yani. O şarkıyı biz biliyorsunuz oradan aldığımız zaman. Mesela kaç 150 tane 200 tane gazeteci geldi nasıl bir sağ adamlar oradaydım ama ben o gün oradaydım. O türküyle biz Anadolu'ya Beyoğlu'ndaki evet biz kattaydık Beyoğlu'ndaki Anadolu'ya akak diye sonra bakın yani bakın bir yani bu konuyu açacağınızı bilsem arşivden o günkü haberimi çıkardım. Yani o günkü haberimi çıkartırdım götürdüm. O kadar ortak noktamız var ki bu ülke için. Dedelerimiz savaşmış. Çanakkale'de yatanlar kim? Rizeliler yatmıyor mu? Bak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz değil mi? Tek Kur'an-ı Kerim'imiz var. Tek peygamberimiz var. Tek Mustafa Kemal'imiz var. Bu değerler bizim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ülke TV'de bak göğsüme gele gele bağırıyor. Ne demek bu derdi masal? Hepimizin şeyi. Öyle bir şeyimiz yok. Ya buraya gelip de burada neden korkuyorsun ya? Burası diyor karşı mahalle. Buradaki büyüteceksin partiyi buradan. Partiyi buradaki izleyen vatandaşlarımızdan hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Buradan büyüteceksin. Buradan çıkacaksın yola. Sen ben bizim oğlan. Ne olacak 15 kişi? Sen ben bizim oğlan. Sen ben bizim oğlan. Git istediğin kadar uğraş. Ya bu parti iktidar olmak zorunda. Bu stüdyo Deniz Baykal'ı da ağırladı. Ha. Söyleyeyim yani. Ekrem'i de ağırladı, Deniz Baykal'ı da ağırladı bu stüdyo. Sayın Deniz Baykal'ı da ağırladı. Biliyorum. Bizi izliyorsa selam olsun Deniz Bey'e. Mehmet Sevgen de ağırlıyor. Daha da kimler ağırlayacak kim bilir? Kimler? Yani bu şu. Bu ülke için çivi çakan kim varsa gelsin buraya misafir olsun. Senin yerine ben davet ediyorum. Eyvallah. Şimdi devam edelim. Yani işte o gece onu söylüyorum. Eğer o gece biz orada müdahale etseydik, o gece çağırsaydık CHP'lilerin çoğunu. Çünkü çıkmışlar zaten sokağa. Demiş ki kızım baba ben kaçacağım zaten. Sen ver de gönlün olsun. He. Zaten çıkmışız sokağa. Zaten bütün hepimiz sokaktayız. Evet. Tabii. Ben eski genel sekreter olarak 3-4 defa aradım. Senin Türk'teki televizyonu diyecektim ki ben eski genel sekreterim. Sokağa çıkın ben de geliyorum. Bizi sevenler çıksın diyecektim ama bir türlü bağlı biliyorsun o gece. Tabii, hiç kimse giriyorsun yoğunlukla. Şey. Hatta diyorlar ki ya bir CHP çıksın, bir CHP'li çıksın, bir CHP'li çıksın diye. Ben galiba, de bağırdım burada. Sen de aradın bir şeyden de NTV'den de o Oğuz Aksever. Oğuz. Her gün böyle bağırıyor dedim ya yeter be kardeşim ben de arıyorum herkes. Evet. Birisi çıksın ya. Bir de o söylüyor inadına sanki 2'de 1 sen söylüyorsun 2'de 1 bir CHP. Çünkü bu ülke bizim. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu ezanlar bizim. Allah aşkına şu ezan okunduğu zaman bazı zaman ciğerimiz parçalanıyor değil mi? Çok güzel sesli hocalardan. Bayrak dalgalandığı zaman gözlerimiz yaşarıyor. Bu ezanların okunmasında, bu bayrakların dalgalanmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının katkısı yok mu? Hiç şüphesiz. Bunu bak sen de söylüyorsun ben de söylüyorum. Niye söylemeyeyim? Göğsümüzü gere gere ne mutlu diyoruz ki böyle bir liderimiz var ya. Göğsümüzü gere gere Fatih Sultan Mehmet de bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biri İstanbul'u fethetmiş, birisi İstanbul'u işgalden kurtarmış. Bunda hiç şüphe yok. Ve göğsümüzü gere gere ne mutlu ki böyle atalarımız var diye göğsümü gere gere söylüyorum. Ne mutlu Mehmet Sevgen'in ki sizin gibi bu ülkenin vatandaşıyım. Bütün mesele bu. Şimdi çok önemli bir arada bir şey söyleyecektim ama dur hatırlayınca onu da soracağım. Bu CHP kuruluş ilkelerinden uzaklaştı eleştirisi var. Ne diyorsunuz? Ya şimdi CHP uzaklaşmadı. CHP yönetiminin bazı arkadaşlarımız CHP'nin şeklini değiştirmeye çalışıyorlar. Kendilerine göre bir dizayn ediyorlar. İşte dün mesela Atatürk'e kefere diyen bir arkadaşı getirdik milletvekili yaptık. Mesela Konya'dan bütün arkadaşlarımızı kenara bıraktık. 2 tane milletvekili koyduk. Bir tane oyumuz artmadı. 2 milletvekili var. Bir tane Saadet Partisi'ne gitti istifa etti. Biliyorsunuz. Onunla ittifak yaptık. Bir tanesi de zaten ismi önemli değil. Duruyor. Çok oy getirecek diye koyduk. Ama Konya'daki Atilla Kart, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, CHP'den aday olmak isteyen binlerce, yüzlerce arkadaşım var orada. Ben biliyorum Konya'da, orada o kadar büyük şehirlerde, AKP'nin güçlü olduğu yerlerde, Saadet Partisi'nin ya da işte Erbakan'ın güçlü olduğu yerlerde siyaset yapmak o kadar zor ki Turgay. Zordur. Adam bulamazsınız. Kirayı bulamazsınız. Binlerce. Konya'da o kadar büyük ki iller, ilçeler. Çok en büyük şehirlerden bir tanesi. Oradaki arkadaşlarımız elimizin tersiyle kenara ittik. Dedik ki bize oy getirecekler. Hiçbir oy getirmediler. Rize'de bir arkadaşı getirdi, koydular biliyorsunuz, Atatürk Köfer'in. Bir tek oy getirmedi. İddia ediyorum bir tek oy getirmedi. Böyle partinin şekli değişiyor. Yani partiyi böyle başkalaştırıyorlar yavaş yavaş. Yani şimdi kurultayda tek aday. İlçelere talimat veriyor, diyor ki hiç kimse aday çıkmayacak. Ya merak ediyorsun, diyorsun ki ya bu niye böyle oluyor? Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey olmamış. İlçelerde tek aday. İlde tek aday. İzmir'deki il başkanı aldığı imzanın 1/3 oyunu alıyor. Yani imza veriyorsunuz, zorla 1/3 oyunu alıyor. İstanbul il başkanı aldığı oyun 1/3, 1/2'sini oyunu alıyor. Yani aldığı imzadan daha düşük oy alıyor. Tek aday baskı yapınca bizimkiler demokrat da ne kadar olmasa hepsi isyan ediyor. Bak kurultayda da yaşayacağız, göreceğiz şimdi. Şimdi kurultayda ne kadar olacağını göreceğiz inşallah. Umut ederim ki ertelerler, yapılmaz. Çünkü MHP'ninki biliyorsun Mart'a ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi bugün ilan etti Mart'a. Afişini de koydu, sloganını da koydu. Bizim daha ana muhalefet partisi, iktidara gidecek bir partinin zerre kadar kurultay yapılacak mı, yapılacak mı hiçbir televizyonda tartışılmıyor. Dün Önder sağ olsun, bak, CNN Türkiye çıktı, duyurdu. Ben de burada ilk defa kurultayı duyuruyoruz. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum, ben şimdi söyleyeceğim. Deniz Baykal'ın mesela kurultaylardan biri, o yine iktidara yürüyoruz sloganıyla, o Ricky Martin'in falan müziğini kullanmıştınız. Sahneden inmişti, evet, vesaire falan. Belki arkadaşlar Allah rahmet eylesin, Ali Topuz yaptı. Ben o kurultayda yoktum işte. Yoktunuz değil mi? Evet. Beni katmadılar o kurultayı. Bütün kurultayları ben yapardım genelde. Çok yüksek bir maliyeti vardı ama yapıldı gitti işte. Allah selamet versin. O da şimdi öldü gitti, ölün arkasından bizim konuşulmaz. O bir şey vardı, tam konuşturan bir şey vardı vesaire. Tabii ama her şeyi konuşurduk. Yani afişler yapardık. Ben hatta derdim ki bir Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Bizim adayımız kazanma şansı yoktu. Parlamentoda düşük. Diyordum ki efendim bunu bütün Türkiye'ye duyuralım, afişleri duyuralım. Bir seçim olduğu ortaya çıksın. Biz belediyeler kazanmış, aslan gibi belediyelerimiz var. Çocuklar emek vermişler, kazanmışlar, mücadele etmişler. Şimdi hizmet etmeye çalışıyorlar. AKP liste, CHP liste, MHP liste. Hele bu salgın döneminde herkes hitap etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani herkes kendi kararınca gücü yettiği kadar koştu. Mücadele ettiler. İsterdim ki, yani gönlüm daha çok isterdi. Yardım edelim, kavga etmeyelim, mücadele etmeyelim. Herkes kendi görevini yapsın, rol çalmayalım. Benim gönlüm o. Belediye başkanlığı, belediye başkanlığı yapsın isterdim. Bunu yapabilirlerse başarılı olurlar diye düşünürdüm. Ve bu konuda başarılı oldular, aldılar götürüyorlar diye düşünüyorum. Bu dönem böyle geçti gitti Turgay. Şey anlatıyorduk değil mi? Bu kurultaylardan falan geldi. Bu kurultayları yaparken iktidar olmak için yapılır. Afişler, bildiriler, manifestolar. Ya şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bugün Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın, CHP'yi iyi bilen... Kemal Bey'e de yakın birisidir. Kemal Bey'e de çok yakın bir isimdir Muharrem Sarıkaya. Selam olsun. Şöyle bir ifadesi var. Bu kurultayla ilgili işte partilerle görüşüyor, yöneticilerle, CHP yöneticilerle. Evet. Onlardan biri diyor ki bu kurultayda yeni yönetimi Ali Babacan'ın rahatça çalışabileceği isimlerden oluşturacağız. Şey diyor, ne demek? Ali Babacan ile de uyumlu çalışacak bir kadro olur. Cümlesi dikkatini çekmiş. Ne demek bu? Ya tabii... Yani siz iktidara gelmek istemiyor musunuz CHP olarak? Kemal Bey bu ülkede Cumhurbaşkanı olmak istemiyor mu? Yani Kemal Bey Cumhurbaşkanı olmak istemiyor. Aday olmadı. İstese aday olurdu tabii. Kemal Bey herhalde bu Cumhurbaşkanı sistemini çok... Orada şimdi izliyorsa bizi... Muharrem İnce'ye de bir selam verelim bu akşam. Bağlanabilir isterse, ayrı mesele. Muharrem İnce önce dedi ki CHP'nin genel başkanı seçimde doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Tabii doğru. Aday olmalıdır. Ama bu sistemde böyle. Öyle zaten. Bu sistemde böyle. Hayır, bu sistemde de böyle. Parlamenter sistemde de böyle. Bütün yani sistemlerde... Parlamenter sistemde aday olmayabilirsin. Başkaları da çıkıyordu ya, parlamenter sistemden. Hayır. Kendi içinden seçiyordu. Nasıl tamam. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan da Abdullah Bey'i çıkardı. Tamam. Bu yani... bir Bak parlamenter sistemde Cumhurbaşkanlığından değil başbakanlıktan söz edebiliriz. Tabii tabii başbakanlık onu kastediyorum. Yani başbakanlık şimdi, için Kemal Bey de bu sistemi değiştireceğiz dediği için. Tamam. Şimdi parlamenter sistemde başbakanlık, başkanlık sisteminde başkanlık. Şimdi şöyle düşünün. CHP seçime giriyor ve başbakan adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil. Böyle bir şey düşünebilir mi? Olmaz tabii. Yani Deniz Baykal'ın idare ettiği CHP'de başbakan adayı Deniz Baykal değil olabilir mi? Olmaz, mümkün değil. Merhum Turgut Özal değil olabilir mi? Olmaz, Süleyman Demirel değil olabilir mi? Olmaz, Necmettin Erbakan değil olabilir mi? Şimdi maalesef böyle bir ilginç şey var. Sonradan Muharrem İnce bu lafından çark etti. Ve o da şimdi sessiz. Adayda değil herhalde. Tabii onun şimdi Muharrem hep aday oldu ya. Oldu kaybetti, oldu kaybetti 2 kere. Çocuk çıktı, diğerleri baskı yaptı. Şimdi de diyor ki madem benim aday olmamı istiyorsanız ki konuştuğumdan değil. Yani bir siyaset adamı olarak iş dünyasını tahmin ettiğimden söylüyorum. Delegeler imzayı toplayın, gelin aday olayım. Birazdan siz taşın altına elinizi sokun diyor. Öyle hissediyorum yani ben olsam onu söylerim. O da diyor ki ben hep aday ol diyorlar. Çıkıyoruz. İşte aday olma şansını gördün. 2 kere çıktı, yenildi. Toplayın delegeleri, gelin aday olayım. Başka türlü nasıl söyleyecek? Doğru. Aday olamayacak. Şimdi tabii delegelerde imza toplama durumu yok. Hele bu kurultayda yok. Biliyorsunuz bu kurultayın yapılacağı yer Bilkent'te bir üstü açık tiyatro salonu. Piknik alanı. Evet, tiyatro salonu gibi bir yerde yapıyoruz kurultayı. Bu kurultayda bizim 1300 küsür delegemiz var. 400 tane doğal delegemiz var. 900 tane de. 400 tane doğal delegemiz var. Bunun yanında geçen 2018'de biraz önce söylediğim gibi 400 küsür tane, 418 tane parti meclisine aday olmuş arkadaşımız var. Bunun yanında 108 tane yüksek disiplin kuruluna aday olmuş arkadaşlarımız var. Bunların aday olması için tüzüğümüz gereği gelip şey yapmaları lazım. 10'ar tane imza bulmaları lazım. Genel başkan adayı da olmak için %5'ini yani yaklaşık o da 70-69 imza bulacak ki aday olsun. Şimdi orası 400-4000 kişilik yer. Yan yana açık oturttuğunuz zaman, genişlettiğiniz zaman 400 kişi de o da 800 kişi ancak oturuyor. Diğerleri dışarıda kalıyor. Hani bir atlayacaksınız, bir koyacaksınız. Bilkent'te kendi mezunlarının yaptığı toplantıyı 3'e bölmüşler. Yani kalabalık olmasın diye 1000 kişilik toplantıyı 3'e bölmüşler. 3'er 100, 4'er 100 kişilik. Şimdi orada görev yapacak polisler var. Orada görev yapacaklar herhalde 1000'e aşkın gazeteci var. Yurt dışından davetli çağırmamışlar. Oğuz Kağan Salıcı çok talihsiz bir açıklama yaptı. Onur kurulu üyeleri giremez dedi. Onur kurulu üyelerinin girmemesi mümkün değil. Hiç tüzükte var o kesin girecekler diye ama o diyor giremez diyor. Şimdi ben Genel Sekreter Önder Sava kurultaya giremiyor. Dün akşam Önder Bey çıktı çok güzel açıklama yaptı CNN Türk'te. Giremiyor. Ben Genel Sekreter Yardımcısıyım, bakanıyım, partinin giremiyorum. Önder Sav'ı partiden ihraç ederler mi? Yok etmezler. Çünkü Önder Bey orada dedi ki ben partisiplenim adı geçtiği için, kendi ismi geçtiği için çıktı, açıklama yaptı. Bir de açıklama yaptı. Yani şurada şunu gör bak, partiye sahip çıkanlara bak Turgay Alaşkan'ın kurultaya. Şimdi kurultay yapılıyor, Önder Sav açıklama yapıyor, sahip çıkıyor. Yılmaz Ateş açıklama yapıyor, sahip çıkıyor. Şahin Mengü açıklama yapıyor, sahip çıkıyor. Bizler sahip çıkıyoruz. Yani Kemal Anadolu ciddi bir manifesto yapıldı. 40 sayfalık bir manifesto hazırlıyor. Açıklama yapıyor. Partiye sahip çıkıyor. Partiyi koruyorlar, kolluyorlar. Partinin gündeme gelmesi için, kurultayın sağlıklı yapılanması için yine bu insanlar sahip çıkıyor. Allah aşkına görebiliyor musun? Çünkü bunlar partinin kurucuları, gerçek sahipleri. Öbürleri bekara karı boşamak kolaydır. Şimdi aday olacak arkadaşlar var. Gencecik çocuklar var. Şimdi aday olmak için kurultaya gelmeleri lazım. Turgay, kurultaya giremeyecekler. Gelip oradan 7 kişiden imza almaları gerekiyor. Kurultaya nasıl girecekler? Siz onu kurultaya sokmadığınız zaman bir hak mahrumiyeti yaratıyorsunuz. Aday diyor ki benim aday olma mahrumiyetimi, hakkımı elimden alıyorsunuz. Bu hak mahrumiyetidir. Birisi kurultaya şikayet ettiği zaman o kurultaya şikayet eden ekip buradan uyarıyorum. Diğer arkadaşlarım gibi kayyum atanır. Kayyum atanabilir. Kesin bir şey diyemiyorum. Hele bu hükümet şimdiki bu baskıyla diyorlar ya yandaş diyorlar. Eğer bu kadar kötü düşünüyorlarsa O itiraz edenleri kurultay iptal edilsin diye onları kayyum olarak atar ve Cumhuriyet halk tarihinde rezil oluruz. Sokağa çıkamayız. Bakın bu delegelerin içerisinde bırakın bunu. Sağlık Kurulu bize 4 saat izin vermiş. Mesafesini koymuş. Mesafesini koymuş. Demiş ki şu kadar mesafede koruyacaksınız, güvenliği, maskelerinizi takacaksınız. Bu 1300 küsür delegenin 167 tanesi 65 yaşın üstünde. Bunların içinde Altan Öymen, Nurettin Sözen bunlar delege. Bunlar olarak gelecekler. Benim arkadaşlarım var, bir arkadaşım var rahatsız. 3. bir hastalıkları var. Altındaki hastalıklar var. Bunlar nasıl gelecek? 81 vilayete, 700 bütün ilçelere, 900'e yakın ilçelere dağılacak. Buraya gelen bu virüste düğünler yasak diyoruz. Bizim Tunca Özkan açıklama yapıyor. Diyor ki üniversite imtihanlarını bile yapmayın diyor. Üniversite imtihanı yapmayın diyor. Ama o 400 kişilik kurultay 800 kişinin gireceği salonda belki 5000 kişi 10.000 kişiyi yılın yapacağız. Aday olmak için müracaat edecekler, oy kullanmak için müracaat edecekler. İmza toplayacaklar. Ya oraya gelenler getirenleri, şoförleri, şusu, busu. Hayır, onları bırak emniyet müdürleri. Tabii. Görevliler, polisler. Tabii. Basın mensupları, tabii, oradaki temizlik görevlileri, partililer, ikramı yapacaklar, o görevliler, delegeler, onun üyeleri. Binlerce kişi. Tabii 8.000 kişi, 10.000 kişi olacak orada. Zaten olmadığı zaman kurultay diye bir şey anlayamazsın ki göğsünü gere gere. Bütün bunlar varken illa da inadına niye yapıyorsun kardeş? Niye yapıyor? İşte kendi seçilme korkuları var. 2 ay sonra olsa tabii, ne olur yani? 2 ay sonra olsa daha çok aday çıkar. Seçim nasıl kalır? Yer tutulur Ankara'da. Şimdi aday yok. Bir tane Mersin'de bir arkadaşımız var aday. Kemal Bey diyor ki bak o kadar çok ayıp bir şey. O kadar çok ayıp bir şey. Arkadaşlar buna verin, imza verin de karşıma rakip olabilir. Düşün yani. Ya bir genel başkan böyle bir şey der mi ya? Yani inan çok üzülüyorum. Yani kahroluyorum ya. Diyor ki Aytun Atıcı şimdi diyecek ki Sayın Genel Başkan nasıl imza verin de aday olacağım ya? Ben eğer 7 tane imzayı bulmuyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına nasıl aday olurum diyecek ya. Çıkacak meydan okuyacak. Eğer genel başkandan icazet alarak adaylık olur mu Turgay ya? Orası çok... bir onur kırıcı ya. İnan çok üzülüyorum. Yani, ben bunları söylediğim zaman şimdi Kemal Bey'e muhalefet yapıyorum. Yapmıyorum kardeş. Ama yanlış diyorum yani. Bir genel başkan bunları söylemez. Kendi partisini bu kadar küçük düşürmez. Ya, aşağılamaz. Şöyle... babasın sen yukarıda ya. Sen babasın ya. İlla da 2 aday çıksın da ben yarıştım kazanacağım. Yok kardeş. Çıkmıyor, çıkartmıyorsun. O Kemal Sunal çıkarmalarına müsaade etmiyorsun. Kemal Sunal filmlerine benziyor. Etmiyorsun çıkarmalarına müsaade. Müsaade et, Mart'ta yapılsın, MHP'ninki yapılıyor. İnsanlar gelir, bak aday olmaya çalışıyor bizim bir arkadaşımız. Gelecek genel merkez tutacak, yer tutacak. Ankara'da delegeler gelecek, görüşecek, onları karşılayacak, görüşecek. En azından illeri dolaşacak, ilçeleri dolaşacak. Seçim kazanmak kolay değil Turgay. Değil tabii. Böyle geleyim de ben aday oldum, hadi kurultaya gidelim, İmza buldum, aday yaptım. Hiç böyle seçim kazanmaz. Ben bu seçimleri hep yaptım. Yıllarca uğraştım. Kaldı ki delegelerde genel başkan atadı. Tabii genel başkan şimdi illerden alıyor Turgay bunları. İmzalar alıyor. Görevli arkadaşlar diyor ki kendinle gönder imzayı yoksa seni görevden alırım. Şimdi imzalar geliyor bütün genel merkeze. Genel başkan destekliyoruz, genel başkan destekliyoruz. Geçen dönem genel başkanın aldığı imzadan 350 tane oy düşük almadı mı Turgay? Evet. Baskıyla olur mu? Zulümle olur mu? Hele CHP delegesine baskı yapmak, zulüm yapmak. Gidin Aytun Atıcı'ya 7 tane oy verin. 70 tane oy aday olsun da ben tek aday çıkmayayım. Dosta düşmana karşı bak demokratik girdim yarışa da yarışı kazandım. Sen ne olsun kardeş ya? Bırakıyoruz, istemiyoruz. Muhalefet de yapmıyoruz. Genel başkan ol, sizler yönetime girin. Ama yeter ki insanlarımızın kılına zararı gelmesin ya. İnsanlarımız hasta olmasın, o virüs yayılmasın ya. Bizim partilerimizi koruyalım. Çocukların hepsi tedirgin. Aday olacak insanlar feryat ödüyor. Ben buraya gelirken bak 20 tane mesaj. Abi diyor ben nasıl aday olacağım Mehmet abi diyor ya. Hiç böyle yoktu. Bizim karşımızda bakın. Yani şu an sesini kıstı bir şey söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. CHP'de bir yönetici arzu ederse bilmiyorum isterseniz gösterirsiniz. Mehmet Sevigen'in telefonu hiç susmadı. Araya çıktık. Bir açmıştı. Hiç susmadı. Mesajı gönderenler CHP'liler ve dua ediyorlar ona. Dua ediyorlar ona. Diyorlar ki sesimiz oldun. Şimdi ben hakikaten şaşırdım. Yani, Oktay 46 tane. Evet. 46 tane Necdet versin. Oranın ötekiler herkesi gönderiyor. Bunların isimlerini söylesek ayıp olur diye. Ayıp olur söylemiyorum diye. Hepsini yani isim versen hepsini partisinin kapının önüne koyabilirler. Yani koymazlar da ama demek istiyorum insanlar aday olmak istiyor ya. Diyor ki CHP kurultayı yapılıyor. Kimsenin haberi yok ya. Ya davul zurnayla, anonslarla, gazete ilanlarıyla, meydanlarla, afişlerle, mitinglikle nasıl ikna olacaksın? O rüzgarla ikna olacaksın. Manifestoyla diyeceksin ki ben geliyorum, çiftçiye bunu vereceğim. Kardeşim hazır olun, toprak işlerinin su kullanıldığı nasıl diyor Ecevit? Bir sloganla geleceksin. İnsancak tabi düzen demediler mi? Bunlarla geleceksin. İşte şeyi söylüyor Kemal Bey yıllardır, aile sigortasını filan, bunu açacaksın, getireceksin. Artık ne manifestan varsa anlaşma yapacaksın. İşçiyle, sendikayla, baroyla, meslek kuruluşlarla, odalarla görüşeceksin. Şimdi biz pısırık ne olacak? Yönetimde birkaç kişi seçilecek. Şimdi onu söyledim Muharrem Sarıkaya'nın şeyinde. Tek aday seçildi mi? Seçildi ilçelerde. İlde de tek adaylar çıktı. Şimdi diyordu ki bu niye böyle oluyor? Şimdi bu zincirin bağlıyor şimdi. Eğer şimdi burada da şimdi yeni yönetimde oldu bittiye getirip şimdi çarşaf liste yapamayacağız bu şeyde. Şimdi size çok daha acı bir şey söyleyeyim mi? Bugün CHP'nin 26-27 Temmuz'da yapılacak kurultayıyla ilgili işte bir CHP'yi iyi bilen bir gazeteci köşesinde gitti CHP'lerle konuştu ve bir yazı yazdı. Bugün CHP'nin kurultayıyla ilgili gündeme gelen flash cümle şuydu. Ali Babacan'a göre dizayn edilen bir CHP. Ben demiyorum, Muharrem Sarıkaya'nın yazısı. İsteyenler baksın. Bu rahatsız etti mi size? Etmez mi? Çok üzülüyorum. Yani şöyle, demek ki bir sol iktidar olmayacağız hiç. Bu solun önünü kapatmaktır. Sosyal demokrasinin, solcuların iktidar olmamasının önünü kapatmaktır. Ya öyle bir dert yoksa? Yani öyle bir derdi yoksa bırakacak gidecektir. Öyle bir derdi olmaz olur mu? Biz ittifaklarla geldik. Tamam, çok teşekkür ederiz, bir projeydi. O başka bir şey. Evet, Deniz Baykal'ın da düşüncesiydi bu. Mesela düşün. Biz mesela ya kurumları yok ediyoruz. Yani kurumları yok ederek bir yere gelemeyiz. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nu getirdik, aday yaptık. Mesela parti meclisinin haberi yok. Milletvekillerinin haberi yok. Grup başkan vekillerinin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Kemal Bey getirdi. Devlet Bahçeli aday yaptı. Ekmelettin İhsanoğlu istifa etti, gitti. MHP'den aday oldu. MHP'nin değirmenine su taşıyor. Ondan sonra biz onur kurulu üyelerimiz vardı, toplanmadık. Küçük kurultayımız vardı, toplamıyoruz. Bak en son Bolu'da bir toplantı yapıldı. Bir yönetim değişikliği yaparak grup başkan vekillerine atama yaptık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 tane grup başkan vekiline atama yaptık. Kemal Bey bugün hep gençler diyor ya, kadınlar diyorlar artık, o da moda oldu. Çocuklar da aşağılıyorlar biliyorsunuz böyle. O grup başkan vekillerinden bir tanesi Allah aşkına hanım olmaz mıydı? Madem bu kadar kadınlara önem veriyoruz. Ne fark eder ki? 2 sene kalmış ya. Eskiden nasıl yapardı Deniz Baykal veya yöneticiler biliyor musunuz? İlk dönem seçilirdik, milletvekili gelirdik. Deniz Baykal çıkardı bu ilk dönem, derdi ki, bina başkanlar derdi ki, çocuklar yeni grup başkan vekilleri seçeceğiz ama bu 3 arkadaş daha tecrübeli. Geçen dönemde milletvekili yaptı. Bunlar parlamentonun çalışma şekillerini bilirler, iş tüzüğü bilirler, genel kurulu bilirler. Ben bu 3 tanesini öneriyorum ama içinizde aday olmak isteyenler varsa aday olsun derdi ve oylatırdık. Şimdi oradaki bir değişiklikle ben bunları atama yapacağım. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. O zaman seçime de gerek yok ki. CHP'nin genel sekreteri kim? İnan biliyorsunuz şimdi çok zor bir soru sordun. Şeyden baktık biliyorsun, evet. Dışarıda erkekli Muharrem erkekli. Ve sorsanız CHP'liler evet, de bilmeyebilir adı. İnan bilmeyebilir. Şimdi böyle bir ortamda taban olmayan, halkın harekete geçmediği, Türkiye'nin, dünyanın, CHP'nin kurultayını konuşmadığı bir ortam olur mu? Bak çok acı çektik. Bu parti çok acı çekti. CHP'liler çok acı çekti. Deniz Baykal 91'de galiba 91 kongresini kazandık. Kongreden sonra 5 tane genel başkan geldi bize muhtıra verdi çekilin diye. Altan Öğmen, Murat Karayalçın, rahmetli İnönü, Cezmi Kartay getirdi. Hikmet Çetin getirdiler, dediler ki sen birlik beraberliği sağlayamazsın. Çekil. Bu şeyden, genel başkanlıktan çekil diye. Daha önce basına da yansıtmışlardı bunu. Fakat arkadaşlarımız Deniz Baykal o dönem o mektubu hiç açmadan geri verdik, iade ettik. Ve biz bunları yıllar sonra Karayalçın'ı getirdik. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptık. Hiç kimseyi dışlamadık. Hiç kimseyi. Dedik ki dışlarsan kazanamazsın. Onu kov. Duygusal olarak zaten bölünmüş parti. Bırak diyorum ki arkadaşlara, fiziksel olarak da bölmeyin bu partiyi. Günah. İlk defa bir iktidar şansımız var. Belediyeler çalışıyor. Buradan Kemal Bey, yöneticilere sesleniyorum. Televizyon biraz bana yaklaşsın, CHP'li arkadaşlarım. Lütfen bu feryadımı duysunlar. Böyle gidersek yok olacağız. Böyle gidersek bölüneceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten duygusal olarak bölmüşler, parçalanmışız. Ama bırak fiziksel olarak da bölünmesin. İnsanlar başka yere gitmesin, atılmasın. Çünkü bize küfredenler makbul oluyor bu partide. Bize hakaret edenler makbul oluyor bu partide. Bu partiye emek veren, çile çeken, bu partinin kuruculuğundan bugüne gelen 4.76'dan geldik biz Turgay. 4.76'dan. Ağalar, beyler bizi terk etti. O bakanlar, milletvekilleri hepsi teker teker istifa ettiler. Onlar istifa ettikçe biz büyüdük. Böyle getirdik. Ben CHP'den, DSP'den seçilmiş milletvekili olarak geldim. Grup kurduk bu partide. İkinci dönem kurucu üyesiyim. 12 Eylül darbesinin elinden aldık çıkardık arkadaşlarım ve ben. Başta Deniz Baykal Genel Başkanımız olmak üzere. Bütün arkadaşlarımızı aldık, CHP'yi bu duruma getirdik. Eğer bizi eleştirenler, bizi partiden atmaya çalışan arkadaşlar bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorlar. Benim ve benim arkadaşlarım sayesinde oturuyorlar o koltukta. Benim ve benim arkadaşlarım sayesinde. Gençler bunu bilmeyebilir. Ama biz o dönemden Cumhuriyet Halk Partisi çoban ateşi gibi yaktık biz. Parça parça, artı artı yaktık. İstanbul'dan 14 biliyorsun 4 belediye başkanımız 14'e çıkardık, teslim ettik daha 14'te. Bir tane artırmadılar. Alçak gönüllü hiç yapmıyorum. Ve bütün buradan o CHP'nin kurucu gününden bugüne gelen bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Partinize sahip çıkın. Partinize sahip çıkın. Kim ismi varsa aklıma gelen eski yeni bakanlara, milletvekillerine, yöneticilere, kurultay delegelerine, Şanlıurfa'dakine, Şiir'deki ben hepsini isim bilirim. Şimdi bazılarını söylerim, bazılarını söyleyemedim kırılmasınlar diye. Bütün Türkiye'deki Doğu Güneydoğu'daki Siirt İl Başkanım'dan Edirne İl Başkanıma kadar. Şırnak İl Başkanım'dan efendim Sakarya İl Başkanıma kadar. Emek veren bütün arkadaşlarımı, çile çeken arkadaşlarımı bilirim. Partinize sahip çıkın kardeşim. Partinize sahip çıkın. Gitmiyor. Eğer böyle kaçırarak çalınan kurultaylarla olmuyor parti büyümez. Parti daha çok küçülür. Parti daha çok bölünür. Yazık edersiniz, günah edersiniz bu partiye. Yapmayın, etmeyin. Allah aşkına sizden rica ediyorum ya. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sizin yüzünüze söyleyeyim. Ben bugünkü bu yeni CHP'nin iktidara gelmesinden fevkalade endişe duyuyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Bir, işte Ege'deki irili ufaklı adalar Yunanistan'ın olsun diyen bir yönetim var bugün. Libya'da ne işimiz var diyen bir yönetim var bugün. Suriye'de ne işimiz var diyen bir yönetim var bugün. Kah Doğu Akdeniz'de ne işimiz var, kah Doğu Akdeniz'de niye yokuz diyen bir yönetimi var CHP'nin bugün. 15 Temmuz'u darbe olarak görmeyen bir yönetim var bugün. FETÖ kendisi bile itiraf etmişken kaset kumpasını, Deniz Baykal'a kaset kumpasını kendisinin yaptığını itiraf etmişken Deniz Baykal'a sahip çıkmayan, davaya bu konudaki kumpas davasına müdahil olmayan bir CHP yönetimi var bugün. Dahasını da söyleyeyim. Şimdi tek motivasyonu Erdoğan düşmanlığı olan bu CHP'nin mavi vatan diye bir derdinin olduğunu görmüyorum, kusura bakmayın. Varsa bana bir tane açıklama gösterin ki ben de diyeyim ki size, yani derdim bu konuda sizi sıkıştırmak falan değil ama ya olur mu Turgay Bey işte genel başkanımız ya da yardımcısı ya da şunu söyledi değil. Bu milletin Ermenilere soykırım yaptığını savunan bir CHP var bugün. Yani biz yıllardır meslek hayatım bazıları savunuyor tabii. Ben yıllardır bu meslek hayatım içerisinde bu Ermeni soykırımı yok, Amerika'da Senato'da yok, Fransız parlamentosunda yok, İngiltere'de şurada burada gündeme geldiğinde işte bunların bize şantaj olarak kullandıklarını biliyorum. S-400'ü alırsanız bak Ermeni soykırımı yasa tasarısı geçer. Bilmem şöyle yaparsanız Ermeni soykırımı yasa tasarısı geçer. İşte Doğu Akdeniz'den çıkmazsanız bak Ermeni soykırımı yasa... Yani böyle bir konuda bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk genel başkanı olduğu parti bu millet Ermeni soykırımı yaptı diye bir yalan ortaya koyuyor. Yani parti koymuyor da partinin içinden bazıları ama yapıyorlar. Yani işte ve buna da tabii karşı çıkmak lazım. Karşı yani çıkıp diyecek ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya? sen ne yapıyorsun demesi lazım. Diyecek kardeşim bu konuda biz neyiz? Zaten Ege'de biliyorsunuz yeni seçilen Cumhurbaşkanı hanımefendi işgal altındaki adaya gidiyorum diyor. İşgal altındaki adaya gidiyorum diyor. Bizim büyükelçi de diyor ki sakın böyle bir soru sormayın. Zaten bu soru sormayın diye sormuşlar, şimdi pişman oldu. Tabii biz bu feryadı çıkartınca ortaya. Ben bakanlık döneminde Kartak Adası'nın haritalarını buldum, çıkardım ya. Kartak Adası'nın haritalarını getirdim, gösterdim, dedim ki bakın bu kardeşim bu Türk sınırları içerisinde tapusta biz de İtalya'dan almışız ya. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin malı diye Kartak Adası'nın haritasını getirdim. Şimdi Yunanistan'ı biz böyle sıkıştırmazsak eninde sonunda oturacak bizimle. Şu ada senin, şu ada benim diye bölünecek. Bunu yaşayacağız, göreceksiniz. Şimdi biz onların hoşuna gidecek şeyleri söylemenin bir anlamı yok. Bunu bilmiyorsa arşivlerde var ya. Dönüp şimdi bakacaksınız. Benim gördüğüm tehlike şu, ilgili... Erdoğan nefreti üzerinden konsolide ediyor toplumun bir kesimini ama iktidara geldiğinde ama o kime yarıyor? Ülkenin menfaatine olmayan işleri yapacak. Ama o kime yarıyor kardeşim? O Tayyip Erdoğan'a yarıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ı sevenler ve nefret edenler. İkiye bölününce bıçak gibi Tayyip Erdoğan'ı sevenler ve nefret edenler ikiye bölünüyor ve o bir tarafa yarıyor. İttifakla biliyorsun böyle bir duruma geldik. Mesela bu FETÖ olayında, kaset olayında biliyorsun polisler evi bastılar, girdiler, çıktılar. Kemal Bey ne dedi biliyorsunuz, hatırlarsınız. Dedi ki ben dedi namus borcum. Gireceğim, namus sözü veriyorum. Namus sözü veriyorum dedi, biz bunu bulacağım demedi mi? Evet. Üzerine gireceğim demedi mi? Mahkemelere ben gittim Turgay, bu şeyde Kağıthane'deki adliyeye. Bir kere gelmedi bizden kimse mahkemeye. Şey bile olmadılar. Müdahil. Müdahil bile olmadılar. Şimdi böyle üzülmez misin? Yani şimdi inan üzülmez misin? Deniz Baykal üzülmüyor mudur şimdi? Yani ben üzülmüyor mudur? Ben daha ilerisini söyleyeyim. Yarın yazdığım için söylüyorum. FETÖ'nün yazar çizerine sahip çıktığı kadar parti grubunda isim saydı onları. Adana'da mitinglerde, Adana'da şu bu falan isim saydı. Ama FETÖ'den hapise giren o askerler, çocuklar, onların isimler nerede? İlk başta FETÖ'den, Ergenekon'dan giren askerler. Ya Deniz Baykal, Deniz Baykal. Tabii yani binde biri de acı çekenlerin isimlerini niye saymıyoruz kardeşim? Gazetelerini savundunuz, bankasını savundunuz. Savundunuz değil, savundular. Yani savundunuz diye bir şey yok. Biz, bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle tarikatlarla, FETÖ'yle, şunlarla bunlarla bir iş olmaz. Hiç bizim o dünyada hiç işimiz yok. Ama biz FETÖ'yü cezaevi diye bas bağırdık. FETÖ'yü cezaevi, bu geliyor, FETÖ'yü geliyor. Yurt dışına giderdim. Bütün AKP milletvekilleri gelirdi, alır giderlerdi onlar. Bir son model arabayla ben ortada sap gibi kalırdım. Ben de büyükelçiden aradım, bir tane orada arabayla giderdik şeye. Ben biliyorum, yaşadık biz bunları. Bizim dönemimizde bunun yanından bile geçilmezdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ne oldu sonra? Sonra bu yönetimdeki arkadaşlarımızın bir kısmı danışman oldu, hapishaneye girdi. Evet. Biliyorsunuz bir milletvekili kaçtı, Amerika'ya gitti. Bursa'dan Aykan diye bir milletvekili yapıldı. Aykan Demir. O şimdi Amerika'da. Bir danışman 10 yıl hapis yemiş, bir bilmem ne girmiş. Bunlar bizim zamanımızda giremezlerdi. Belediye başkanı. Evet, giremezlerdi Turgay, mümkün değil. Bize her şey diyebilirsin. Bize... İş yapamıyor diyebilirsin, bize hovardalık yapıyorlar diyebilirsin, bize bilmem ne diyebilirsin, bunlar işte bilmem ne her şeyi söyle ama bize hiçbir zaman layık demokratik cumhuriyete karşı çıkan devleti bu FETÖ'cülere, tarikatlara, mensuplara emanet etti dedirtmeyiz diyemezsiniz. Delegelerimiz de bunu yapmaz, biz de yapmayız. Bu konuda büyük kavga ederiz. Ya FETÖ'nün yayın organlarının 17-25 kapısının önünde nöbet tuttunuz, bankasının önünde nöbet tuttunuz. Tabii yapan arkadaşlarımız oldu, tuttular. O anlamda söylüyorum. Tuttular. Evet. Tuttular. Tamam. Biz onları işte, onlar da bizi sevmiyorlar. Biz de onları, biz sevmiyorlar. Biz onları yine seviyoruz. CHP'nin yöneticisidir. Bizim kurduğumuz partidir. Biz onlara yine saygı duyuyoruz. Ama diyoruz ki yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Yanlış yapıyorsunuz. Oylarımız belli. Son kamu yoklamaslarında 17-25 aralıklarındayız. Büyüyemeyiz. Yapmayın, etmeyin. Solun iktidara gelmesi lazım. Solculuğunuzdan ödün vermeyin. Sosyal demokratlığınızdan ödün vermeyin. Bırakın bu yalancıları, dışarıdan gelen adamları. Bırakın bu işleri. Bize bizden başkasından fayda yoktur ve bilin diye söylüyorum. Biz çok çabuk büyürüz. Hatırlarsınız ben bu çarşafları parti aldım diye beni kovuyorlardı ya. Ya hatırlı dönemlerde ya benim haberim yok. Çarşaf açılımı. Çarşaf açılımı. Biz geldi, Sultan Gazi Belediye İlçe Başkanımız var. Bugün Ercan Karabayır. Ben aradı Ercan. Aklıma geldi, oradan konuşuyoruz. Ya tören yapıyoruz. Tanırım kendisini. Buraya da geldi. Tabii doğru. Tören yapıyoruz. Çocuk Erzurumlu aslan gibi çocuk, aday çıkartmaya zorluk çekiyorlar orada. Çok seviliyor. Geldik, koyduk adayı. Sıraya girdiler. Bir de tören yapıyoruz. Ben İstanbul'dan sorumluyum. İl başkanımız da var. Sordu bana nereye gidiyoruz? İşte buraya gidiyoruz dedik. Yarısının parasını Ercan verdi. Salonun yarısını da ben verdim. Tuttuk salonu. Geldi. Furkanlı geldi. Saçı, başı açık geldi. Başı kapalı geldi. Bir de eşi geldi. Türbanlı. Şimdi o geldi. Rozet takmayalım. Ya benim annem daha 20 sene evveline kadar çarşaf, Allah rahmet eylesin, çarşaf diyordu ki, ana diyordum ki sana entari alayım. Oğlum babanın kokusu geliyor diyordu. Ya böyle yaşadık biz. Gidiyordu sol, ben solcuyum, sol elimle basayım, okuma yazması yoktu. Öyle diyormuş. Seçim kurulundakilerine. Biz böyle yaşadık. Böyle iç içe girmişiz. Kardeş olmuşuz. Ayrı gayrımız yok. Şimdi biz onları atalım oradan. Aman bütün ayağa kalktılar. Vay anasını. Ama o açılım sağladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinsiz imansız diyorlar diye barışmasını. Sizin evde bir de tekerlekli zirve yaptınız siz galiba. Terlikli zirve. Terlikli zirve. Terlikli zirve yaptık. Tabii onu da çok eleştirdiler bizi. O kadar çok iş yaptık ki. Gençler bilmez. Şimdi şunu da söyleyeyim. Hani bunlar gerçekten üzüntü verici, ızdırap verici meseleler. Daha önce geçmişte vaktiyle bu olaylar cereyan ettiğinde konuştuk. Manşet falan olmuştu. Sıradan bir şey. Yani çok sıradan bir şey. Anadolu insanı için, bu toprakların insanı için çok sıradan bir şey. Ama Ömer Sevigen'in tefe koydular. Aman Allah'ım. Öyle bir suç işledi ki, öyle büyük bir hata yaptı ki, yerden yere vurdular. Yani lime lime ettiler. Şimdi bilmeyenler duyunca şaşıracak. Neyi de hatırlatır mısınız? Ya tabii o konuda bizi Allah selamet versin. Zülfü abi de her gün yerden yere vuruyor. Her gün yazıyor zaten. Mehmet Sevgen'in evinde, Mehmet Sevgen'in evinde diye. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan o zaman iktidara gelmişti. Seçimler yapıldı. %34 küsur oy almıştı parti. 2002. Evet. Kendisi dışarıda ama partisi iktidarda. Siyasi yasaklıydı. Tabii siyasi yasaklıydı. Siirt'te de bir sahtekar vardı biliyorsunuz. Üçkağıtçılık yapmıştı, telefon dağıttı, Fıçet Fadıl falan diyorlardı. Yani seçilmişti, milletvekili bir olaylar vardı. İptal oldu onun şeyi. İptal oldu. O anda Tayyip Erdoğan da referandum yapıyor. O yasağın kalkması ile ilgili referandum yapıyor. Referandumda da çok yüksek oy alacak. Belli yani çıkıyor böyle. Ahmet Necdet Sezer de bu yasayı çıkarmak istemiyor. İşte bazı arkadaşlar gitti, onlarla görüşmeye gittiler. Geldiler. Bizim evde oluyor toplantı. Mehmet de evde bir toplantı yapıyor gündüz. Bizim Merkez Yürütme Kurulu arkadaşlarımız falan var. Arkadaşlar geldiler. Ayakkabıyı çıkartarak giriyoruz biz. Dedik ki ayakkabıyı çıkartacağız dedik. Niye dediler? Dedim ki ya bizim evde namaz kılınıyor. Ayakkabısını çıkartmak lazım dedim. Çıkardılar tabi ayakkabıyı. Girdik içeri. İşte orada bir karar verildi falan böyle. Çok eleştirdiler bizi. 134 almış bir adam nasıl Tayyip Erdoğan siz getirdiniz falan diyorlar ya. Yani demokrasinin gereği geldi. Onu yapmasaydık başka türlü gelecekti. Yok doğru bir şey mi? Evet. Şey onu çıkarttırdık Turgay. Bir gün gazetede manşet terlikli zirve diye dalga geçtiler. Ama o beni çok büyüttü. Halkın gözünde. Yani bizim Türkiye'deki %90 evde namaz kılınıyor ve kimse evine ayakkabıyla girmiyor. Evet. Tuvalette girmiyor. Yani en zenginimizden en fakirimize kadar. Bu bir çağdaşlık falan değildir. Pandemi sürecinde herkes bunun da ne kadar kıymetli olduğunu anladılar. Gördü yani. Tabii anladılar. O bakımdan yani böyle şeyler tarihte o kadar çok şey yaptı ki biliyorsun Bosna'sı, Batı Trakya'sı, Üzümlü Karakolu, Zonguldak madenleri, Mehmet Emin Aga. Şimdi Mehmet Emin Aga'yı kimse bilmez. Sorun bizim partilerde Mehmet Emin Aga kimdir ya? Yunanistan'da hangi zulmü görmüştür? Seçildiği zaman elinde neler alınmıştır? Ölen milletvekilimiz traktörde öldürdüler biliyorsunuz. Koydular o Zeytinburnu'ndan bizim adayımız da işi. FMS'nin Bosna'sı, Batı Trakya'sı, bütün Büyük Sırbistan diye insanların ellerini kesiyorlardı. Bütün Müslümanlar nasıl katledildi? Biz oraya gittiğimiz zaman dediler ki ya solcu bir parti nasıl gider? Sahip çıkar. Hem de gidip eşarp dağıttınız. Eşarp dağıttık, ağaç götürdük. Bütün kadınlara tecavüz ediliyordu. O zamanlar oranın gereği beyaz herif verince sen anadan doğmuş ak ve pak gibisin. Evet. Şimdi bütün boşnaklarla benim yöremin insanları. Ben orada büyüdüm. Ben boşnakçı bilirim. Yasa meho dediğim zaman herkes çok mutlu oluyordu. Novi Pazar mesela. Ben onlar içinde büyüdüm. Onların kültürleriyle büyüdüm. Yani onların oyuyla ben milletvekili bakan oldum. Tercihle Bayrampaşa'yı Gazi Osman Paşa'dan. Oradaki katliama, zulme, hükümet var diye Tansu, o zaman hükümet vardı. Hiç kimse gitmiyordu. Kimsenin umurunda değildi ama biz gittik Anadolu Ajansı'nı götürdük ve oradakilerini biz duyurduk bütün dünyaya. Dedik ki burada büyük bir katliam var, Müslümanlar katlediliyor. Mısırlı bir Müslüman komutan koymuşlar dedi ki ya dedi ben nasıl katlederim dedi. Gelen yardımları bir yardım geliyordu Turgay. Orada Kızılay vardı. Bunlara geliyor yardım 3'e dağıtılıyor. Hırvatlara, Sırplara, Müslümanlara. Kızılay'a gelen yardımı biz 3'e dağıtıyoruz. Hem Hırvatlara veriyoruz, hem Sırplara veriyoruz, hem Müslümanlara veriyoruz. Ama Kızılaç'a gelenleri Hırvatlara ve Sırplara dağıtıyorlar, Müslümanlara vermiyorlar. Deniz Bey girdi dedi ki ya ne yapıyorsunuz kardeşim dedi ya Mısırlı bir komutan vardı. Dedi ya ben Müslümanım dedi nasıl ezeceğiz dedi Birleşmiş Milletler ezmez. Güya sahte bir Müslüman koymuşlar Mısırlı. Deniz Baykal elini tersiyle şöyle bir koydu Turgay omuzuna. Adam şak gitti, hemen tabancalar falan böyle. Böyle mücadeleden geldik. Bu parti böyle gelince İstanbul yer yerinden oynadı. 4.76'dan öyle büyüdük biz. Yine aynı şekilde hatırlarsanız Zülmü Karakolu. Bir akşam unutma sözünü. Burada konuşurken bir eleştiri yapmıştım. Deniz Bey aradı. Dedi ki ya Turgay'cığım hatırlamıyor musun? Ben gittim orada eşarp dağıttım. Harbiden bir o meseleyi anlatırken bu aklıma gelmemişti. Döndüm ve bu meseleyi uzun uzadıya anlattım. Evet, o gün CHP bu tavrı ortaya koydu yani. Ya Turgay hükümet duruyor orada, hükümet de var. Ama biz bu ülkenin sahibiyiz, ben her şeyi hükümete bırakır mıyım? O başka bir şey olmuş, ben de seçilmişim. Ondan sonra geldik şimdi bu son dönemde Turgay. Hatırlarsın bu dokunulmazlığın kattığı Enis'le ilgili konularda Kemal Bey çıktı demedi mi Turgay'cığım, Allah aşkına rica ediyorum. Dedi ki anayasal olarak yanlış ama dedi siyaseten çok haklı konunuzdayız, dokunulmazlıklar kalksın. Meydan okumadık mı kardeş? Evet. Okumadın meydan. Evet, evet. Göğsünü gere gere dışarı çıkıp herkese bunu haykırmadı mı? Kalksın, kalksın. Kalksın dedi. Dokunulmazlık kalktı. HDP'li milletvekilleri gitti hapishanede yattı. 14 kişi biliyorsunuz, 2 tanesi genel başkan, eş genel başkanlar. Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kalktı. Şimdi hapishaneye girecek. Evine gitti yasadan dolayı. Şimdi orada bir soru soracağım size. Şimdi özür dilerim şunu bitireyim. Şimdi bu meydan okuduk kalktı. Şimdi gidiyoruz Maltepe'deki hapishanenin önünde ya da Silivri'ye gidip ağlıyoruz. Olur mu böyle şey Turgay ya? Hatırlamıyor musun bizim 3 milletvekilimiz hapishanedeydi ya. Mehmet Haberal, Tuncay Özkan bir de Mustafa Balbay. Kemal Bey ne dedi? Bunlar çıkmasa dedi ben milletvekili yemin etmeyeceğim demedi mi kardeşim, mecliste bağırmadı mı? Evet. Bir hafta sonra geldi tıpış tıpış yemin etmedi mi kardeşim? Eğer sen bu verdiğin sözleri lider olarak meydan okumazsan Turgay ve sözünde durmazsan kimse inandırıcı olmuyor kardeşim. Bizim korkumuz o. Şimdi biz üzülüyoruz. Selahattin için üzülüyorsun. HDP'li milletvekilleri için üzülüyorsun. Enis Berberoğlu için üzülüyorsun. Ya niye kaldırdın dokunulmazlığı? Kardeşim bak, dokunulmazlık muhalefet partisine lazım. İktidara dokunulmazlık lazım değil Turgay'cığım. Dokunulmazlık bana lazım. İşçinin hakkını ben koruyacağım. Sendikalara ben gideceğim. Grevlere ben gideceğim. Ben kürsüde anlatacağım. Kürsüye meydanı ben okuyacağım. Ben doğru yolu göstereceğim. Hükümetin her şeyi var kardeşim. Devletin valisi var, polisi var, odacısı var, çaycısı var, yöneticisi var, valisi var, kaymakamı var. Vatandaşın sadece vekili var. Sadece vekili. Eğer o vekili de elinden aldığın zaman, o vekili de hapsine attığın zaman vatandaş ne yapacak? Garip kalacak. Onun için yapamayacağın için meydan okumayacaksın. Ben orada bir yazı yazmıştım. Yani kusura bakma böyle heyecanlanıyorum. Yok, inan çok üzüldüğüm için söylüyorum. Anlıyorum derdinizi. Yani bir genel başkanları tanıdığım için, Ecevit'le çalıştığım için, Baykal'la çalıştığım için ya genel başkanı kafamda çiziyorum. Diyorum ki Türkiye yönetecek genel başkan. Söz verdi mi kardeşim? Şak diye duracak kardeşim sözünde. Diyecek ki gelmiyorum yemine kardeşim. İlk düğmeyi yanlış iliklemedim. Aday olmayacağım deyip. Ya İşte o da farklı bir şey. Yani hep burada sanki Kemal Bey'i eleştiriyoruz, Kemal Bey'i eleştiriyoruz. Kardeşim eleştirmiyoruz. Biz doğruları söylüyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim Kemal Bey'le ne işim var? Genel başkan adayı falan değilim. Ama bu parti benim partim. Ben Kemal Bey'den daha çok emek verdim bu partiye Turgay. 15 yıllık ben bu partide gece gündüz çalıştım. 24 saat ben çocuklarımın büyüdüğünü görmedim. Benim partimi sen küçücük 400 kişilik yere sığamazsın kurultayda. Benim partim iktidar olma zamanı geldi. Benim insanlarım aç, benim insanlarım perişan, benim insanlarım çaresiz, benim insanlarım sahipsiz. Bunların iktidar olması için CHP'nin iktidar olması lazım. Belediyeler aldık bu belediye ateşlerinden. Bırakın bu darbe tartışmalarını, bırakın bu Tayyip Erdoğan'ı küfür etmeyi, bırakın bu gündeme gelmek için hakaret etmeyi bırakın. Yapacağınız iş nedir biliyor musun? Belediyelerin yaptığı işi anlatın yeter. Yeter kardeşim. Çıkartın diyen ki benim belediyem bu iş yaptı. Ben o gün söyledim dedim ya 2 ay evvel genel başkanlar ağlaması lazım. Kemal Bey ağladı. Belediyeler anlatıyorum şimdi belediyeler anlatmaya başlıyor. Demek ki bizi seyrediyor ve dinliyor. Belediye başkanlarının yaptığı işi anlatmaya çalışıyor. Anlat Mersin'i kardeşim. Anlat Adana'yı, anlat Özlem Çerçoğlu'nun yaptığı işi, anlat Fatih'in yaptığı işi, anlat efendime söyleyeyim İstanbul'daki ilçe belediyelerimizin yaptığı işleri anlat. Anlat de ki kardeşim bak bu çocuklar bu çalışıyorlar de ve onların yaptığı işi anlat, büyüt. Onlar çoban ateşi, ileri karakol komutanları, aslan gibi çocuklar, onların yaptığı işi anlat, iktidar olalım. Ama bunu sahte kurultaylarla değil, gizli kurultaylarla değil. Eğer bu kurultayı yaparsan bu kurultay Yılmaz'ın dediği gibi eski CHP'nin son kurultayı, Yeni CHP'nin ilk kurultayı. Çok güzel isim bulmuş. Çok ayıp. Slogan bu mu olacak bizim kardeşim? İktidar kurultayı, büyük kurultay, manifestolar, sözleşmeler, anlaşmalar, sendik işçiler, madenciler, sendikalar giyecek kıyafetlerini gelecekler kurultaya. O hor görülen kim varsa, taksiciler, odacılar, çaycılar, maden mühendisleri girecek olan girecek. Türkiye'nin mozaikini göreceğiz ya. O folklor oyunları, davul zurnalar, türküler, şarkılar yeri yerinden oynayacak ya. Aman Allah'ım, aman Allah'ım CHP geliyor. Böyle diyecek Turgay. Böyle büyüyecek parti. Büyük dersen büyük olursun. İmaj verirsen imajla büyürsün. Anlatırsın kadrolar, yeni kadro herkes merak edecek. Ulan CHP'nin parti meclisine kim girecek acaba? Hangi beyin girecek? Hangi genç çocuk girecek? Hangi kadın girecek? CHP kimler girecek? Yeri Umut kim olacak? Maliye Bakanı kim olacak? Sanayi Bakanı kim olacak? Babacan'ın ekibi girecekmiş. Sonra diyor ki biz Binali Bey ne diyor Davutoğlu Allah aşkına ya rica ederim. Diyor ki ben diyor ömür boyu bu diyor zihniyetle savaştım diyor. Ondan sonra diyor ki biz onu şimdi Davutoğlu'nu methetmeye başladık. O da diyor ki CHP bize doğru yaklaşıyor diyor. Ben buradan Kemal Bey'e bir emek vermiş. Kemal Bey'de hakkım olan birisi olarak soruyorum. Sayın Genel Başkanım gerçekten bizim Davutoğlu ile ortak noktamız ne var ya? Rica ediyorum Davutoğlu'na biz nasıl yaklaşıyoruz? IMF diyen Babacan'la nasıl bir ortak noktamız olur? Ona daha gelmedik. O zaman bir mola verelim ondan sonra gelelim. Peki bir mola. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuydu. Şimdi kendisine göre bir parti yönetimi hani yeni CHP diyoruz. Evet. Orasıyla ilgili ben şunu söyleyeyim. Hiç şüphesiz CHP daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu ilk kurultayda yani 2011 miydi o? Deniz Baykal'ın 2011. Evet. 2010'da kaset kumpasından ardından ilk kurultayda bir yeni CHP söylemi başlatmıştı. Evet. Sonra bunu birkaç kez de tekrarladı. 2 yıl sonra da bir partinizin logosunu değiştirdiler. Dev Çınar yeni istediler. Bir böyle bir girişim vardı. Bir girişim oldu. Minicik bir CHP amblemi altta koskoca bir çınar. Şimdi ondan geri döndüler. Üstünü örttüler o meselenin ama biz o çınarı... Kimsenin gücü yetmez ki Turgay. Davutoğlu'nda gördük o çınar. 100 tane Kemal Kılıçdaroğlu bütün Türkiye'ye kalksa CHP'nin o amblemini değiştirebilir mi? Bütün o konuda kan etmiş gözyaşıyla kurmuşlar bu parti o amblemleri. Çanakkale'de yatıyor onları kuranlar. Onların vebalinin altında kalabilirler mi? O okları kim değiştirecek? Hangi baba yiğit değiştirecek? Evet. Alnını karıştırırım yani. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi de partiyi Davutoğlu'na göre, Babacan'a göre yeni CHP'yi dizayn etmeyi nasıl buluyorsun? Ya bu çok enteresan bir yazı bu. İnan üzerinde çok durması gereken bir yazı. Yani işte dedim ya biraz önce ilçelerde de tek aday, ilde tek aday, genel merkezde tek aday ve küçük kurultay. Bu küçük kurultay. Küçük kurultayda seçim. Bizde küçük kurultay da var biliyorsunuz bizim programımızda. Toplanırız senede bir kere. Küçük kurultay programı üretiriz. Ama orada seçim olmaz. Ya, bu kadar böyle kaçırarak kurultay oldu mu? Demek ki kafasındakilerini seçtirecek. Seçildiği zaman bu ittifak edenler şimdi bazı arkadaşlarımız karşı ya. İttifak edenlere. Şimdi o arkadaşlar da temizleyecek. Parti meclisine varsa 3-4 tane seç çıkartın. Mesela çok iyi arkadaşlar var. Buradan saygılarımı izliyorum, seyrediyorsa emek veren... Aman isim verme. Dediğin gibi. O arkadaşlar da var. Şimdi onlar da dışlayacaklar galiba. Şimdi kimle ittifak yapacak? Ali Babacan'la mı ittifak yapacaklar? Ali Babacan'a uygun partileri getirir diyor buradaki. Esas siyaseten okuduğum bu. Diyor ki yarın diyor ben Ali Babacan'la işbirliği yaparsam, ortak bir cumhurbaşkanı çıkartırsam bizim partilerden itiraz etmesin. Eski CHP'lerden kimse olmasın. Parti meclisinden oy birliğiyle çıkartayım. İtiraz etmiyor. Çünkü Ekmelettin'den ağzımız yandı. Habersiz geldi koydu. O zaman şoku oldu. Kimse itiraz edemedi. Birkaç itiraz etse bile çok duyuramadı sesini. Şimdi bu parti meclisine itiraz edenler olacak herhalde. Diyor ki ben bunlarla işbirliği yaparsam aman itiraz etmesin kimse. Ve dizayn etmeye çalışıyor partiyi. Bu yazı bunun şeyi. Yarın öbür gün daha çok tartışılacak. İşte sen yazdın başkaları yazıyor. Ve bu korkutuyor. Bu nedir biliyor musun? Sosyal demokratın iktidar olmamasıdır. Bu yanaşmak, partisini başka bir insana göre dizayn etmek. Başka bir düşünceye göre, başka bir ideolojiye göre dizayn etmektir bu. Eğer ediyorsan o zaman sen sosyal demokratları iktidardan uzaklaştırıyorsun demektir. Bu çok vahim bir şeydir. Bu bana göre diyor ya vatan hainisin diyor. Bu partiye büyük ihanettir. Bu parti hainliğidir. Şimdi bir video istediniz benden de arkadaşlar onu buldular. Antalya'da bir belediye meclis üyeniz. Birisi göndermiş ben onu. Evet, Murat Kat. Kim göndermiş onu? Şimdi bu. Ben onu bana teminden beri mesaj geliyor abi şu video şu video diye. Bulabildiniz mi? Şimdi ben onu buldum. Bu, yani ben söyleyeyim. Çünkü benim kanıma dokundu da. Bir ilkesizlik. Yani seyredince şimdi da, benim kanıma dokundu. Şimdi izleteyim. Bunu daha önce konuştuk. Yazıldı, çizildi. Yani yine yeni nesil bilmez. Bir Fırıldak Kubi vardı. Tabii. Kaç parti değiştirdi? Yaşıyor mu bilmiyorum da. Çanakkale'li. Anavatan, Doğru Yol, CHP. Ondan sonra DSP, tekrar Anavatan, döndü, tekrar Doğru Yol böyle. Falan enteresan. Yumurta topuk. Evet. Fırıldak Kubi. Fırıldak Kubi lakabı üzerine yapıştı. Döndü dolaştı, o parti senin, bu parti benim falan. Şimdi bir meclis üyesi CHP'den çok kızmış. Bir basın toplantısı düzenledi. Verdi, veriştirdi CHP'ye. Ondan bir süre sonra da, yani bunlar hepsi kısa aralıklarla oluyor. AK Parti'de galiba görev istemiş, yöneticilik istemiş. Onlar da vermeyince yeniden istifa etmiş. Tekrar CHP, yani tekrar almışsınız adamı, onu söyleyeyim. Almışlar mı diyeyim? Almışlar. Yani şimdi bizim bu arkadaş bizim partili galiba. Vereyim, izleyelim bir. Evet. Peki, şimdi partisini eleştirinin de fersah ötesine geçmiş. Sadece eleştirmekle kalmamış, yayındayız, başladık. Fersah ötesine geçmiş. Tamam, eyvallah, sonradan geri almışlar. Aşağılık adam ya. Özür dilerim buradan. Çok buradan herkesten özür diliyorum. Şimdi bu partiye Kemal Bey neler söylüyor? Partiye neler söylüyor? Şimdi Fethullahçı diyor, bilmem ne diyor, aşağılık diyor. Ve bu partiye alıyoruz bunu, değil mi? Benim kanıma dokundu. Ben şimdi bunu partiden ihraç ederdim. Ben daha buradan çıkmadan genel merkezden partiden ihraç ederim. Ben bunu niye yayınladım biliyor musun? Mehmet Sevigen Libya'da Türkiye doğru yolda dediği için partiden ihraç ediliyor. Mehmet Sevigen de yani hani yüzünüze karşı söylüyorum, beni bağışlayın, ekrandaki izleyiciler de yanlış anlamasınlar. Mehmet Sevigen bir kez daha o ifadeyi kullanıyorum. Hani kullanılır diye, beni bağışlayın. Deve dişi gibi bir CHP'li. Hani öyle denir yani. Hani sen bugün iyice beni iş için vallahi şey için söylemiyorum. Bir başka niyetle falan söylemiyorum. Hani Mehmet Sevigen'i aldım karşıma. Mehmet Sevigen CHP'ye itiraz getiriyor. İşte yanlışlarını eleştiriyor falan. Umurumda değil. Bir şey olarak söylüyorum. Ha, buradan CHP yıpranır, yıpranmaz. Böyle bir derdim falan bile yok. CHP ile ilgili bir şey değil. Partime laf söyletmiyorum. Biliyorum, ben yönetimden bahsediyorum. Biliyorum. Benim partili insanlarıma büyük saygı duyuyorum. Onlar emek verdiler. Onlar çok çaba sarf, acı çekiyorlar. Eyvallah. Böyle bir derdim yok. Hani böyle düşünen falan varsa yürüsün gitsin. Hiç orada değilim. Ama şu. İki tane fotoğraf göstereyim size. Bırakın benim kim olduğumu, ne olduğumu falan filan. Geçin gidin. İki tane fotoğraf. Fotoğrafın birinde şu var. Mehmet Sevigen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Libya'da attığı adımlar doğrudur diyen bir Mehmet Sevigen var. Ve haklı çıkan. 2 yıl sonra. Evet, haklı çıkan bir Mehmet. Bunu söyleyen Deniz Baykal da bunu söylüyor. Deniz Baykal da bunu söylüyor. Diğer büyükelçilerimiz de söylüyor. Herkes söylüyor bunu. Aynen öyle. Şimdi böyle bir Mehmet Sevigen var. Demişler ki gel buraya. Sen nasıl böyle söylersin? Hadi bakalım yürü, partiden kovduk seni. Bir bu var. Daha kovmadılar canım. Ankara'daki arkadaşlarımızdan. Daha devam edecek. Tamam, eyvallah. Ankara'daki arkadaşlar. Ama ihraç ettiler. Bir karar çıkardılar. İlden ihraç ettiler tabii. İlden uzaklaştırdı hanımefendi, sağ olsun. Evet. Üzülüyorum, hapishaneye girmez inşallah. Sonra burada, çok özür diliyorum o ifadeler için. Soytarı diyen, bilmem ne diyen, şu diyen, bu diyen, tabii her türlü bir hakaret eden. Ahlaksızlığı kalmadı, edepsizliği kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Sonra beraber yan yana resim çektiriyorlar. Sonra bu istifa edip AK Parti'ye gitmiş bir belediye meclis üyesi. Küçümsemek için söylemiyorum. Alıyorsunuz ya. İyi de sizindi zaten. İşte AK Parti'den, hayır, örnek olarak AK Parti'den geliyor ya, güya onu bir kar zannediyorlar. Ama hakareti, mesela Kemal Bey'e söylediği laflar benim kanıma dokunuyor. Partiye söylediği laflar benim kanıma dokunuyor. Ben buradan arkadaşlarımdan rica ediyorum Ankara'daki. Lütfen bunu ihraç edin. Ben bunu yarın mahkemeye veririm. Eğer siz vermiyorsanız, sizin kanınıza dokunmuyorsa benim kanıma dokunuyor kardeşim. CHP'ye bu aşağılık adam, CHP'ye bu lafları söyleyemez. Yıllardır üzerinde kan ve gözyaşıyla kurulmuş bir partinin mensuplarına bu adam bu lafı söyleyemez. Kim olursa olsun. Benim en karşı geldiğim insan bile olsa Kemal Bey onunla bir resim çektiremez. Bu zulümdür. Bu hakarettir. Bütün CHP'liler hakarettir. Şu resim var ya, şu resim. Bütün CHP'liler hakarettir. Çünkü Muhittin Böce'ye küfrediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı şimdi Antalya'da. Merkez İlçe Başkanı'na küfrediyor şimdi belediye başkanı. Lanet ediyor. Kemal Bey'e küfrediyor. Ve onlar şimdi alıyorlar partiye. Güya AK Parti'den bir adam almışlar. Göğsünü adam değil ki o. Şimdi... Özür dileyerek söylüyorum. Dava edebilir. Adam değil. Bu eğer bir kişiliğe, bir kurula hakaret ediyorsa o bizim gözümüzde sıfırdır kardeşim. Atsınlar yarın partiden. Atmazlarsa ben yarın mahkemeye gidip dava edeceğim. Ona atmayanlar da dava edeceğim. Yazıklar olsun ya. Turgay gerçekten söylüyorum, yazıklar evet, olsun. Ben hakikaten Kemal Bey'in burada. Acıtmıyor mu bu sizi yani? Çok acıtıyor ya. İçimizi acıtıyor. Bıçağı vurursun ya. Gelir kemiğe dayanır. O büküyor ki ciğere saplansın. Bu adam tam onu ciğere saplamış. Ve onur etmişiz. Rozet takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozeti bu kadar ucuz mu kardeşim? CHP'nin rozeti bu kadar ucuz mu, Altok'un rozeti? Bu aşağılık herifin omuzlarını takacak. Demeyelim yine, hakaret etmeyelim ama. Tamam, hakaret dava edecek o da bizi. Biz de dava edeceğiz. Ama üzülüyorum çünkü bu CHP'nin milyonlarca oy veren insanına hakaret etmiştir. Bu benim çok zoruma gidiyor. İnan senin zoruna gitmedi mi Turgay? AKP'ye de yapsa bunu zoruma gider. Bir milletvekili nasıl bu kadar aşağılık laflar söyler bir belediye meclis üyesi ya? Ne kadar ayıp ya. Ay, o bir tweetlerden ne farkı var bunun? Daha beter değil mi? Şimdi, Yılmaz atıyorsun. Yılmaz Ateş kovulmuş. Metin Lütfü Baydar'a çocuk yazı yazmış. O da Sarp'ya sahip çıkıyordu. Biraz önce onu da söyleyecektim. İsmini unuttum. Hani Önder Sav'da, Kemal Önder saydım. O da var. CNN'e çıktı diye birkaç kişiye atıyorsun. CNN'e çıktı diye koskoca bara başkanlığı. Babasını savundu diye İrem atacaksın Çiçek. Ve ona da üzülüyorum. Babası da bir laf etmiyor biliyor musunuz? Babası milletvekili demiyor ki ya benim kızım ne yaptı ya? Atatürk'ün resmini çöpe attı diye. CHP milletvekili evet. Onu indirdi diye partiden ihraç edeceksin. O iyi yapmış, indirdi diye. İhraç etmeler önemli değil. Yok. İndirdiyse gerçekten. İndirdiğini hayır çöpe atanlar tabii başka bir şey. Hayır indireni ihraç etmedi ki. Tabii başkasını. İndireni ya bu indirdi diyeni şikayet etti. Tabii. O gerçek yer aldılar o kızcağızı. Aldılar efendim. Bunu şimdi atmalar lazım. Eğer bu partide duracaksa vallahi yazıklar olsun. Çok özür diliyorum. Çok yazıklar olsun. Çok üzüldüm. Bütün konuşmalarımızı geri çekiyorum. Her şeyi geri çekiyorum burada. Bu programı bitirelim. Geri çekiyorum. Ben özür diliyorum hepinizden. Ama bu adam yarın bu partiden gitmesi lazım. Partiye bu kadar hakaret eden, Kemal Bey'e bu kadar hakaret eden, arkadaşlarıma bu kadar hor gören, hakaret eden bir adamı partiye almak o bütün CHP'lilere hakarettir. Eğer bunu atmazlarsa bu vebel Kemal Bey'in boynunun borcudur. Ya da Kemal Bey'i kim kandırdıysa onun boynunun borcudur. Gereğini kesin yapsınlar. Ben yönetici olsam buradan kapıdan çıkmadan o adam sokakta kalır. Önce bana ihanet edecek, sonra AK Parti'ye ihanet edecek, sonra başkasına ihanet edecek. Bak Turgay bir şey anlatayım. Vaktimiz var? Var. Bir arkadaş geldi dedi ki AK Parti'nin çok yardım ettiği bir adam. Dedi ki ben dedi efendim dedi kendimi takdim edeyim dedi. Buyurun dedim takdim edin. Oturdu Sayın Bakanım dedi ben şuyum. İsim vermiyorum. İyi hoş geldiniz dedim. Dedi ki efendim ben aday olmak istiyorum dedi. Çok güzel dedim. Ama AK Parti ile özdeşmiş böyle birebir. Böyle. Çünkü ona çok yardım etmişler. Evine yardım etmişler, kurtarmışlar, getirmişler bilmem ne. Dedim ki Sayın o zaman Davutoğlu Başbakan'da. Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuştunuz mu Tayyip Bey'le dedim. Sayın Davutoğlu'yla konuştunuz mu? Onlarla konuşmadan aday olunmaz dedim. Ön seçim yok çünkü orada atama. Yok efendim ben sizden olacağım. Nasıl sen bizden olacaksın dedim. Kardeş ben seni yapmam. Ben yönetici olsam. Ben seni yapmam. Çünkü o parti sana dünyayı verdi. O parti yani tembih dedi. Tak yaptan onu milletvekili biliyor musunuz? Ve o adam 3 gün sonra ayrıldı şimdi. Kemal Bey her gün küfrediyor. Her gün küfrediyor Kemal Bey. Ayrıldı gitti. Allah Allah. Bu garip bu. İşte böyle bir şey bu dünya. İşte içerideydi Kemal Bey'in de Tunca içeride değil miydi? Mustafa Balbay. Hapishanede milletvekili seçildi. Geldi. Kemal Bey'in karşısına aday oldu. Yani bizde vefasızlık almış başını gidiyor. Yani garip bir şey. Onun için bu kurultayda serbest bıraksınlar. Tek ricam arkadaşlarımdan, herhalde kapatıyoruz galiba. Tek ricam, tek arzum. Daracık yerde kurultay olmaz. İnsanlarımız hassas olur. 400 tane delege, onur üyemizin yaşı 65'in üzerinde. 165 tane delegemiz 65'in üzerinde. Onların buralara gelme şansı yok. Küçücük salona giremezler. İnsanların hak mahrumiyetlerini elinden alıyoruz. Seçilme haklarını. Onlar seçime giderlerse, bunu Metin Lütfü Baydar çok güzel yazmış, almış, analiz etmiş. Bunlar eğer seçime giderlerse iptal ettirirler ve kayyum atanır. Partiyi çok çıkmayacağımız durumlara getirirler. Bu yargıya güvenmiyorlar ya beyefendi arkadaşlarımız. Çok zor duruma getirirler. Aday olmak isteyen binlerce gencin önünü kapatırlar. Hep gençler diyoruz ya moda diye. Bütün o parti meclisiyesine hep genç arkadaşlarım aday olur çarşaf listesi olsa. Genç kadınlarımız, kızlarımız aday olur. Bütün onların yolunu kapatırlar. CHP'nin geleceğine küretmiş olurlar. Rica ediyorum buradan kurultayı ertelesinler. Aday olacak arkadaşlarımız çıkar aday olur. Yerlerini tutarlar. Demokrasi varsa demokrasi şöleni yaparak aday olur, parti kurtulur. Bu kurultayı da siz Türkiye'ye duyurduğunuz için bu programla. Çünkü duyurmasaydınız oldu bitti karambola gidecekti. Şimdi inanıyorum ki bundan sonra başka kanallar da tartışır. Ben Kemal Bey'le tartışmaya razıyım burada. Saygı çerçevesinde ya da Kemal Bey'in gösterdiği bir arkadaşımla, yönetici bir arkadaşlarımla kurultay tartışmaya razıyım. Hangi kanal olursa olsun o meydan okuyordu ya. Ben de arkadaşlarım, benim arkadaşlarım ben olurum, başka bir arkadaş olur, bizim gruptaki arkadaşlar olur. Çıkar, kurultayın neden yapılması gerekir, neden yapılmaması gerekir diye karşılıklı anlatırız. Tezlerimizi koyarız ortaya. Kurultaylar karşılıklı adaylar tartışarak, çünkü listeler çıkar ortalara. Evet. Değişik listeler çıkar ve parti böyle büyür. Büyük iktidar kurultayı diye büyür. Ama çalınarak, çırparak, gizlenerek, kamu arkasında böyle yangından mat çalır gibi kurultay yapılmaz. Bu aday olacak bütün arkadaşlarıma günah. Acı çeken, işkence gören, dayak yiyen, afiş asan, bildiri dağıtan, cebinden para verip ilçe binalarının kiralarını ödeyen arkadaşlara yazık. Onların haklarını çalmak demektir. Bu kurultay yapılıncaya kadar ben fırsat bulduğum bütün televizyonlara çıkıp bunları bas bas bağıracağım. Benim sakın kusuruma bakmasınlar, kızmasınlar da bize bir söz verdiğiniz için. Böyle bir arana imkan tanıdığınız için. Ben Kemal Bey'i de çağırdım defalar. Çok teşekkür ediyorum. Keşke gelse. Çünkü diyordu ya ben karşı mahalleye gidin. Hep öneriyor. Karşı mahalleye gidin, karşı mahalleye gidin. Biz bize, sen ben bizim oğlan hep 10 kişiyiz. Parti büyümezse, kanallar çoğalmazsa, hele yasak koymayı hiç anlayamıyorum. Çünkü en acıyı çeken Tuncay Bey koymuştur o CNN'e falan yasa. Tuncay Bey televizyoncudur. En acı çekeni Tuncay Bey bilir. En çok onun için yanması lazım. Ama o yasa nasıl koydu? İnşallah umut ederim kaldırırlar. Böyle bir yasak olur mu ya? Televizyonlara birileri de geldi diyordu ya, biz gelirsek bütün televizyonları kapatacağız. Diyordu, dememiştim bizden bir tanesi. Ya ne kadar çok üzülmüştüm ya. Sizin de arkadaşınız. Hepimizin arkadaşı ama ne kadar çok üzülmüştüm ya. O isim de benim de arkadaşım. Hepimizin arkadaşı. Yani bu stüdyoda defalarca program yaptık kendisiyle. İşte benim de yönettiğim gazetenin de. Biz özgürlüklerden yana değil miyiz? Tabii. İçinde, yani demokrasiden yana değil miyiz? Hapishaneye atılan gazeteler çıksın diyoruz, sağ sol demiyor muyuz? İçinde benim yönettiğim o gün gazetenin de bulunduğu gazeteleri işte 7 Haziran, 8 Haziran sabahı hepsini kapatacağız dedi. Ha bu nasıl bir vahim açıklama? Ya bize böyle bir şey yakışır mı? Ya biz bunu söyleyebilir miyiz? Bir de Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyeceğiz ki biz Avrupa'da çağdaş bir partiyiz. AKP'den bizim ne farkımız kalacak o zaman? Ona biz ne diktatör deme hakkımız var mı? Kendimiz içimizde böyle yaparsak Allah aşkına. Ya bu kelimelerden nefret ediyorum. Bu diktatör kelimesi var ya. Bence de. İnan yani ya bu vatan haini bak 2 tane kelimeden nefret ediyorum. Bu vatan haini ne kadar ucuz? Vatan haini diyor bugün Kemal Bey de. Ya ne kadar ucuzlamış vatan haini. Bu da diktatörlük ne kadar ucuzlamış ya. Ya ne kadar iyi. İnsanların birbirine böyle hitap etmeleri kadar inan kahroluyorum ya. Ya biz böyle terbiye görmedik. Belki de biz daha genciz biz de 60 yaşlardayız. Çok yaşlanmadık da. Ama niye böyle olduk biz ya? Neden olduk anlamadım. İlla da ben bu yerimde kalayım, koltuğumu koruyayım mı? Koltuk bana yeter. Ben genel başkanım, başbakan gibiyim. Belediye başkanları da bakanlıklarım. İdare eder, böyle olmaz. Çile çeken binlerce insan iktidar olmak istiyor. Yeter artık. Yeter artık Kemal Bey. Yeter kardeşim. Yeter. Bu zulüm yeter. Yeter. Başka zalimlik yapmayın. Sizden rica ediyorum. Partiyi açın, kurultaya herkes aday olsun. Öyle tavşan adaya falan da ihtiyacımız yok. Biz bunları yaşadık. Sen gelirken biz gidiyorduk kardeşim. Biz bu işlerin hepsini çok iyi biliriz. Demokrasi olmadan partiler büyümez. Açın Demokrasi Parti'yi. Önce CHP'yi kurtaracağız. Sonra Türkiye'yi kurtaracağız Turgay. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza verdiğiniz katkı nedeniyle. Bir kez daha söylüyorum. Bu stüdyo herkese açık. Hatta işte düşün. Bu stüdyoda operasyon yemiş olmama rağmen herkese açık bu stüdyo. Kemal Bey'e de, kurultaya giden Sayın Kılıçdaroğlu'na da arzu ederse açık. Mesele şu, ben yahut o isme bakarak, suratlarımıza bakarak değerlendirmeyin meseleyi. Söze bakarak değerlendirin değil. Ya da gelin tanıyayım bir kahve için, çay için, davet edin buraya gelin. Deyin ki Turgay bana bir çay ısmarla geliyorum. Her zaman herkese. Hayır öyle diyorum. Herkese. Açsın desin ki geliyoruz kardeşim. Yani Mehmet Sevigen CHP'ye bugün eleştiri getiriyor, kızıyor. Kızmadığı zaman da biz... CHP yönetimine. Kızmadığı zamanlarda da bizim muhabbetimiz hiç eksilmemişti. AKP'yi de çok eleştirdik buradan. Evet. Yine eleştirdik. Şimdi buradan da şimdi eleştirdik. Sabahtan işte o, Sayın Deniz Baykal döneminde de siz burada ağırladınız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekran başında bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.